Yani film olarak izlersen başarısız, biyografi olarak izlersen başarısız. Ama tabii Marx anlatmak ilgilisi için tabii en kötüsü de iyidir yani. Ben çok gaza geldim mesela. Marx hakikaten önemli bir adam. Onun magazinini konuşmak bir kenara, diyalektik ile, yani diyalektik materyalizm ile metafizik arasında bir geçiş oldu ve özellikle Engels bunu çok net ifade etti. Artık metafizik bitti, diyalektik var diye. Bundan sonra hiç kimse dünya artık geri dönülemez bir noktaya geldi. Yani ondan sonra işte artık hep gericiliktir. Çünkü gerçekten de eğer metafiziği bitirdiyseniz ve diyalektik her şeyi açıklıyorsa, biz, yani eğer onlar haklıysa, biz çok yanlış bir şeye iman ediyoruz yani. Yani yanlış bir şeye iman ediyoruz. Ya bunu kabul edeceğiz, ya da metafiziği geri döndüreceğiz. Ve temelde bu ikisi arasında bir tercih yapmadıkça, yani dine, Allah'a, ilahiyata, metafiziğe, her neyse, bu seviyede, en alt seviyede, kökte, toprakta, daha henüz hiçbir şey konuşmamışken bir yer açamazsak, sizi temin ederim, yani bunu bizzat göreceksiniz de. Yani kendi çocuklarınızı da göreceksiniz. Siz kendi babalarınız kadar dindar değilsiniz ve çocuklarınız da kesinlikle sizin kadar dindar olmayacak. Ve onların çocukları da onlar kadar dindar olmayacak. Elif Hanım, senin elin geçmedi mi ya? Sen ne yaptın eline? Sanki o gün kırıldı gibi konuşmamıştın. Ben gittim, kırık olmadığını söylediler. Vay be. Sabah telefonla gittim, kırık olmuş şurada. Acil hekimi fark etmedi. Geçmiş olsun. Onların çocukları, estağfurullah. Onların çocukları da onlar kadar dindar olmayacak. Schopenhauer Payet'ten bir şey alıyor, bir alıntı yapıyor. Diyor ki Payet, yani emin değilim Fransız Payet diye mi okunuyor, Payet diye mi okunuyor? Bundan sonra diyor, insanlık yavaş ve acılı bir şekilde dinin bitişine şahit olacak. Başka bir şey olmayacak diyor. An itibariyle kesinlikle haklılar. Yani vaka bunu gösteriyor. Biz bu diyalektik metafizik tartışmasını görmeksizin, bunun en dibi neresi ise varsa, yani o dip, bu dibe de inmeksizin, bizim konuşmalarımızın tamamı hava. Yani ister tarikatçı anlamda bir konuşma olsun, ister tarihselci anlamda bir bakış olsun, ister evrenselci anlamda bakış olsun, bizim daha çok gidip geldiğimiz vakıflarda yapılan konuşmalar olsun, tamamı magazin. Hiçbirinin hiçbir gerçekliği yok. Hiçbir şeyi değiştiremezler. Hiçbir şey yani. Bunun en altındakini görmek zorundayız. Ya bunu göreceğiz ve adamlara hak vereceğiz. Böylece biz de artık din alanından dışarı çıkmış olacağız. Ya bunu göreceğiz, bir rakip olmak adına değil, yani bir mücadele adına değil, haksız bulup metafiziğe bir yer açacağız. O zaman din tekrar boşluk doldurmuş olacak yani. Çünkü şu anda din hiçbir boşluğu doldurmuyor. Ya da biz kendi mahallemizde kendimizi tatmin ederiz. Çoluk çocuğu karşımıza alırız. Retorik üstüne retorik patlatırız. Kendimizi de dış dünyaya kapatmak zorundayız. Dikkat edin. Bunu ancak dış dünyaya kapatarak yapabiliriz ki bütünümüz böyledir. Kendisini dış dünyaya açmış bir dindar yoktur gerçek anlamda. Bütünümüz böyledir. Kimisi bunu çok çok bodoslama yapıyor. Kimisi bunu daha entel kavramlarla yapıyor. Ama nihai anlamda yaptığımız şey kendimizi dış dünyaya kapatmaktır. Yani bir tanesi çıkıp ne uzayı
Zaten yapamayacaksınız. Bana 100 bin dolar verin işi kapatayım diyor. Espri yapıyor. Diğeri bu tarafta profesör, yakışıklı, giyiniyor filan. Her türlü felsefi kavrama da sahip. Heisenberg diyor, bilmem ne diyor, şu diyor, bu diyor ama aynı şeyi söylüyor. %100 aynı şeyi söylüyor. Beriki çıkıyor, Allah olmadan ahlak olmaz diyor. Hiçbir ahlak tartışmasını bilmeden söylüyor. Hiçbirini bilmeden söylüyor. Aristoteles ahlakını mı incelemiş, içinden geçmiş? Kant ahlakını mı? Hegel'in mi? Neyin? Hiçbirini. Ama bir motto, ahlak olmazsa, Allah olmazsa ahlak olmaz. Yani sanki çok entelektüel bir çizgide yürüyormuşçasına kendisini kapatıyor. Kimisi hiç oralara giymiyor, cübbesiyle, sakalıyla. Ben zaten buyum, özüm bu diyor ve kendisini zaten kapatıyor. Ama din en sonunda kendisini aydınlanmaya kapatmak zorunda. Çünkü kapatmadığında kaybediyor. Ve söyleyecek tek bir kelimesi yok bakın. Tek bir kelimesi yok. Magazin istiyorsanız bizde var. Onlar da yok. Bunun tek bir tane yolu var. Metafiziğe bir kapı açmak. Çünkü metafiziğin bizdeki karşılığı ilahiyat. Buna bir zeminde, o Heidegger'in sözünü ettiği toprakta, o ağaç nerede arkadaş diyor hani. Şunu gövdesi, bunu kökü, bunu bilmem meyveleri yaptın ama toprak nerede diyor. Biz ortada diyelim bir bahçe var. Bu bahçede bizim de bir ağacımız var. O ağacın da meyve vereceğine inanıyoruz. Bir din ağacı. Daha özelde İslam ağacı. Onun çok güzel meyveler vereceğine inanıyoruz. Diyelim ki işte insanlığı kurtaracağına inanıyoruz. Bizi açlıktan kurtaracağına inanıyoruz. Ağacı dikeceğiz, dikmesine de bahçede bizim ağaca yer kalmamış yani. Hani Heidegger'in verdiği örneği alegori üzerinden yürütüyorum. Yer kalmamış. Şimdi biz de ağacı bir yere dikmemişiz. O ağacı bir betonun üstüne, bir platforma öylesine oturtmuşuz. Ağacın yakışıklı göründüğünü söyleyip duruyoruz ama ağaç işlevsel değil. O ağaçtan meyve ummayı bekliyoruz. Meyve çıkmayınca da işte şucular yüzünden meyve çıkmıyor. İşte bucular yüzünden meyve çıkmıyor diyoruz. Konunun bizde tartışılan seviyeyle hiç alakası yok. Hani IŞİD, işte nakilcilik, rivayetçilik IŞİD doğurdu, asparagas. Yok evrenselcilik, mantıkçılık, Kur'ancılık bir IŞİD doğurdu, o da asparagas. Gerçek bu değil. Hani konu Marx'tan açıldı. Marx bunu tamamen kendi ortamında yaptı. Aynı eleştiriyi, benim şimdi yaptığım eleştiriyi, tabii çok güçlü bir şekilde, kendisine yakışacak şekilde, kendinden öncekilere yaptı. Dedi ki, bir gerçeği görmeyip, o gerçek haricindeki her şeyi konuşmak temelde bir konuşma değil dedi yani. Ya o çekirdeği görmeyip, onun kabuğunu konuşmak, ama kabuğu şudur budur, iyi retorikler üretmek, iyi mantıklar yürütmek sonuçta bir şey değiştirmiyor. Marx diyor ki, tarih ezenlerle ezilenlerin tarihidir diyor. Sınıf mücadelesi tarihidir. Şimdi her kim ki insanoğlunun tarihine bakar ve bunu görmez ise, bunun haricinde ne görürse görsün ve ne kadar haklı olursa olsun sonuçta doğru bir şey çıkartamayacaktır diyor. Bundan hiç şüphesi yok Marx'ın ya. İsterseniz oradan 1000 bilgi edinin, 10.000 bilgi edinin ve hepsinde de haklı olun ama temelde o üstü örtük olan gizemi, gizli o içerideki ana mefhumu, çekirdeği, kavramı, olguyu, olayı bilmiyorsanız ki o sınıf mücadelesidir. Bu sınıf mücadelesini göremiyorsan tarihte başka bir şeye bakma diyor. Çünkü neye bakarsan bak, gerçeğe çok benzeyen ama alternatif bir gerçeklik ortaya koyacaksın. Ve bu diyor gerçeğe çok benzeyecek ama gerçek olmayacak. O yüzden de diyor sen de bunun gerçek olduğunu zannedeceksin. Senin ardılların da bunun gerçek olduğunu zannedecek. Bu çatışmayı görmek zorundasın diyor. Şimdi ben de hani konu oradan açıldığı için söylüyorum. Müslüman düşünürler, mütefekkirler gerçeğe çok yakın şeyler söylüyorlar. Çok iyi şeyler de söylüyorlar. Ama gerçek
Bu metafizik kökte ve metafizik kökte bize yer yok şu an. Kant bunu elimizden aldı. Diyalektik materyalizm bunu elimizden aldı. Darwin bunu elimizden aldı. Ve biz hala sanki Darwin elimizden hiçbir şey almamış gibi davranıyoruz. Burada türlerin kökeni var. Burada Kur'an var. Türlerin kökeni 2019 yılı itibariyle olduğu yerde duruyor. Biz Kur'an'ı getirdik buraya koyduk böyle. Oysa bunun tersi olmalıydı. Eğer biz haklı idiysek. Ama bu burada duruyor. Biz buraya getiriyoruz. İncil de buraya geliyor. Tevrat da buraya geliyor. Avesta da buraya geliyor. O olduğu yerde duruyor ama. Tüm gücüyle duruyor. Çünkü diyalektikle aktarıyor. Ve bu aslında bu kadar basit değil. Yani Darwin o kadar haklı değil. Marx'ın diyalektik materyalizmi de o kadar güçlü değil aslında. Ama bunu da yine biz yapmıyoruz. Biz fark etmiyoruz. Bunu mesela Heidegger fark ediyor. Bunu mesela Sartre fark ediyor. Bir dakika deyip oraya bir şeyler soruyor. Bunu bizim adımıza onlar yapıyor. Tabii bizim için yapmıyorlar. Başka bir felsefe için yapıyorlar. Ama bir tutunacak dal kaldıysa bunu yine onlar yapıyor yani. Biz o kadar meseleden habersiziz ki o gerçeği görmeyip her türlü tırvırıyı konuşuyoruz. Her türlü magazini konuşuyoruz. Ve bu magazinle de birbirimizi kesiyoruz. Kafamıza sıkıyoruz, yakıyoruz, küfrediyoruz, tekfir ediyoruz. Hepsi boşa. Bir metafizik kurmak zorundayız. Ya da dinden uzaklaşmak zorundayız. Bu ikisinden biri kaçınılmaz bakın. Yani bir düşünür, gerçekten düşünür, bu cümleleri bu şekilde kurmaz. Yani sanki en başta cebimizde hakikat olmuş da ona göre davranıyormuşuz gibi konuşuyorum çünkü. Belki hakikaten öyle değildir yani. Belki hakikaten biz hakikat alanında değilizdir. Bunu nasıl bileceğiz işte? Bunun en temelde diyalektik ve metafizik tartışmayla bunu yapacağız. Türkiye'de bununla uğraşan 3-5 tane adam tanıyorum ben. Ve o adamlardan çok umutluyum yani. İhsan Fazlıoğlu gibi birinden umutluyum. Ayhan Hoca'dan umutluyum hakikaten. Ha, bunun gibi işte 3-5 isim daha sayarız. Gerisi şu sosyal medyada dönen, şu vakıflarda dönen hepsini atın kenara. Hepsini ama hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şey. Yani. Söyleme ihtimalleri yok. Tabi bu çok acılı bir durum. Ve ben şu anda yani neden bahsediyorum, ne kadar sizde karşılığı var ondan da emin değilim. Yani metafizik ve diyalektik eliminasyonu tartışması nasıl bir tartışma? Fiziği bu yüzden okuyorduk aslında. Yani amacımız buydu. Bunu belirginleştirmekti yani. Burada dönen ne? Hikaye ne yani burada? Başarabilseydik işte Aristoteles'te falan başlayıp bunu bir sene sonra Descartes'a, sonra yani Descartes, Spinoza, Bacon üçlüsüne ve sonraki senede işte şu büyük adama, Kant'a getirecektik bu işi. Kant, Aristoteles, Kant, Platon, Kant, Descartes analizleri, kıyasları yapacaktık. En azından hayalimiz buydu yani. Olabilecek en kötü şekilde gidiyoruz. Ya bu bugün ders için değil yani. Hani hep söylediğim hakikaten, hani üzgünüm bunu çok söylediğim için. Dersten derse bir fizika ya da Aristoteles gündeme geldiği için bir şey de ilerleyemiyoruz zaten. Hep patinaj yapıyoruz. Bunu bir süredir de fark ettim, size de söyledim. Sanırım yanlış bir seçimdi metafizik konuşmalar. Ontoloji konuşmaları yanlış bir seçimdi. Yani bana göre konuşulacak öz bu iken, yani o yüzden bunu tercih etmiştim. Ama bunun profesyonellik istediğini fark ediyorum. Yani biraz bir tip hastalık gerektiriyor galiba metafizik tarzı. Yani manyak olmanız gerekiyor yani. Hani bizim grupta bir tane var şimdi, sesi kayda giriyor söylemeyeyim. Çocuk bununla yatıp kalkıyor değil mi? İşte onunla olacak bu iş. Başkasıyla olmaz yani. Çünkü bu böyle bir hastalık istiyor yani. Yani gerçekten kendinde şeylik falan filan gibi böyle manyaklar gibi düşünmeniz gerekiyor. Hepsi de bunun farkındadır. Hani hangisi diyor,
Ya diyor, dışarıda dünya gürül gürül akarken şu aptal cümlelerin içine girmek ne kadar zor. Ama ben niye kaçınamıyorum bundan diyor ya. Niye hep elim burada, niye hep gözüm burada? Ya da Machiavel bile. Hani şu hep kötülenen adam. O bile diyor ki ya günlük işlerimi bitirince hani bir hevesle gidiyorum eve, elimi yüzümü yıkıyorum, en güzel kıyafetlerimi giyiyorum. Rahatsız etmeyecek birkaç lokma bir şey yiyorum. Tüm saygınlığımla kütüphaneye giriyorum. Ve artık orada ben oluyorum diyor. Bu böyle bir şey yani. İşte Kant hani adam hayatında hiç evinden dışarı, yani evi ve enstitüsü arasında bir yere gitmemiş. Değil mi? Yani bak bir deniz kenarı var, bir defa görmüş. Ondan da çok sonradan haberi olmuş yani. 80 kilometre crossing belki. Bir defa gitmiş işte, o bir arkadaşı zorla götürmüş Kant'ı. Bir daha gitmemiş yani. Sokrates işte hani Phaidros diyor diyaloğunda mıydı? Sanırım Phaidros'taydı. Olmayabilir. Hani Atina'nın dışına çıkıyordu, bir nehir kenarı falan görüyordu, çok şaşırıyordu. Çocuk da diyordu ki ya üstad hani ilk defa çıkıyormuş gibisin. Vallahi ilk defa çıktım diyordu. İşte o zaman mümkün yani bu. Böyle bir şeyle mümkün. Çünkü bunlar akıllı cümleler değil yani. Yer hangi anlamda yer? Bugün bunu okuyacaktık mesela. Hangi anlamda yer ne demek ulan yani? Değil mi? Bunu kim konuşur ki yani? Hangi anlamda yer? Yer bir biçim midir, morfe midir, eidos mudur mesela? Ne diyorsun abicim sen? Ama fizik böyle türedi işte. Ne yaparsın? Böyle türedi yani. Matematik böyle oldu yani. 2000 yıl sonra Frege geldi, dedi ki ya sayı 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 deyip duruyoruz, sayının tanımını yapamadık. Sayının tanımı mı var? Yani ne demek hakikaten sayının tanımı? Bir üstle bir altın toplamının ikiye bölünmesine sayı denir. Siz hayatınızda bu kadar aptalca bir mantık gördünüz mü? Ama gerçek bu. Sokrates insandır. İnsan ölümlüdür. Öyleyse Sokrates ölümlüdür diye bir mantık hayatınızda hiç kurdunuz mu? Ben buradayım, İstanbul'dayım. İstanbul Türkiye'de, demek ki ben Türkiye'deyim. Hiç hayatınızda lazım oldu mu böyle mantık? Ama aslında kurduğunuz tüm mantıklar buna bağlı. Bunu böyle ifade etmek geri zekalı işi gibi. Hiç yoktur yani dünyada bunu yapan biri. Bir dakika, ne dedin sen şimdi? Orada bir duralım, bunu bir mutabakata varalım, bir uzlaşıya varalım bu cümlede. Ondan sonra devam edelim filan dersen kaçarlar. Sokrates de bazen deli muamelesi görüyordu yani. Aa, geldi mahallenin delisi deyip kaçıyorlardı mesela. Ama bunlar yaptı. Yani böyle yürüyor. Başka bir şeyi yok bunun yani. Bu ontoloji böyle bir şey abi. Nietzsche delirdi. Hep söylüyorum size işte. Delirdi adam. Schopenhauer hayata küstü. Gitti bir göl kenarında öldü. Hepsi böyle ki yani. Hegel filan. Goethe filan. Hepsi böyle yani. Isaac Newton. Ya odasından dışarı çıkmadı. Bu böyle bir şey işte. Ama size söylüyorum ki bu tartışmada bir yer açamazsanız vallahi diğerlerini yapmayın boşuna. Yapmayın yani. Retoriktir, tatmindir, kişisel tatmindir. Başka da öteye gitmez ve gitmiyor işte, görüyorsunuz, gitmiyor. Bir Müslüman öyle ya da böyle kendisini dünyaya kapatmak zorunda. Biz hangi tartışmanın içine kendimizi adam gibi sokabiliyoruz? Dünyada dönen tartışmalara. Gözümüzde bir filtre var, o filtreden geçerse bir şey söylüyoruz, geçmezse dönüyoruz arkamızı gidiyoruz. Hiçbir gerçekliği de yok. Hangi üst lige sen bir şeyler söyleyebilmişsin şu ana kadar? Kimsenin makaleni almış da oradan bir bilgi türetmiş? Milyonlarca makale yazılıyor her gün, her yıl. Var mı hiç Sorbonne'da, Harvard'da, şurada, burada filan, Oxford'da, Cambridge'de bizim vakıftaki hocadan bir tane makale almış da oradan vay ben bu adamdan bir şey öğrendim demiş. Var mı? Yok. Biz onlara o kadar kendimizi kapatıyoruz ki o adam kendisini bize açtığında bu oryantalist diyoruz, art niyet arıyoruz. Biz yürütemeyiz bu tartışmayı. O bahçede kendi ağacımıza adam gibi bir toprak, bir yer bulamazsak, ki işte o metafizik, biz yürütemeyiz. Nedir bu metafizik? Nedir metafizik diyalektik gerilimi?
Engels ne diyor yani, metafizik bitti, diyalektik var artık diye. Kimse reddedemez bunu diye. Ne diyor Engels? Buna bir şey söylemelisiniz. 1,5 yıl metafizik ve fizik konuştuktan sonra buna bir şey söylemelisiniz. Yani ne diyor bu adamlar? Biz diyalektiği de konuştuk burada. Diyalektiği aslında ilk olarak Heraklit'in kurduğunu ama aslında ona belli bir anlamı gerçekten Platon'un verdiğini, Platon'un diyalektiğini konuştuk. Hem haftalarca konuştuk. Aperon'dan biri bulduk filan. Araya bir sıfır alanı koyduk. Bir sınır çizdik, belirlilikle belirsizlik. Bir şeyi buğulaştırmak, this something filan dedik ona. Derken bir diyalektik oluşturduk. Yani Platon'un bunu oluşturduğunu söyledik. Nedir bu? Yani ne demek yani? Metafizikle diyalektiğin rekabeti nedir bu anlamda? Biri bunu söylediğinde bir şey demiş oluyor. Yani kökenini bilmediğin, idrak etmediğin bir dünyada aramak yerine her şeyin belli olduğunu. Bu materyal diyalektik. Materyalist diyalektik. Diyalektik bir yöntem. Bundan söz etmiyorum. Metafizik de bir yöntem. Diyalektik nasıl bir yöntem? Bak işte böyle mesela 5 sene okuyorsun, tamam mı? Hani kendimden söz ediyorum burada. Çok da bir şey değil bu arada 5 sene. Sadece bu diyalektik hakikaten nedir? Bu sürekli de kullanıyoruz. Her metinde de karşımıza çıkıyor. Efendim tez, antitez, sentez filan, işte diyalektik filan, üçleme filan diyoruz. Ya ben üniversitede okuyorduk işte bunları biz yani. Yani nesne belli olmayınca neyi bilip bilmediğini de bilmiyorsun. İşte sizin şu andaki kararsızlığınız o. Siz bir şeyler biliyorsunuz tabii. 1,5 yıldır konuştuktan sonra ne demek bilmiyorsunuz? Biliyorsunuz tabii. Ama işte kafanızda nesnesi yok onun. Neden? Çünkü buradan çıkınca düşünmüyorsunuz. Ve metafizik bunu zorunlu kılıyor. Fizik bunu, yani felsefe bunu zorunlu kılıyor. Ontoloji ve epistemoloji bunu zorunlu kılıyor. Yapamazsınız. İlahi bir kudretiniz yoksa yapamazsınız. Yapamazsınız yani. Bunu buradan çıkınca düşüneceksiniz, tartışacaksınız, yatarken düşüneceksiniz, ışığı kapatıp düşüneceksiniz, çayını, kahveni, sigaranı alacaksın ve düşüneceksin. Bunun başka bir yolu yok yani, yok. Çünkü bir şey konuşuyorsun ama ne konuştuğunun farkında değilsin. Ne bildiğini bilmiyorsun. Biliyorsun tabii. Bir sürü de şey biliyorsunuz. Bir sürü şey biliyorsunuz. Burada haftalardır anlatıyoruz. Benden başka bir sürü şey okuyorsunuz, bir sürü yere gidiyorsunuz, bir sürü kıymetli hoca dinliyorsunuz. Ama ne bilip bilmediğinizin farkında değilsiniz. Bütün hikaye sizin de probleminiz bir yöntem problemi zaten. Bir malumat problemi değil. Bir bilgi problemi değil. Bir zeka akıl problemi değil. Tamamen karma karışık bir yöntem üzerinden ne yaptığınızı bilmediğinizden ve ne yapmadığınızı da dolayısıyla bilmediğinizden bu kargaşa ortaya çıkıyor. Diyalektik deyince tutuluyorsunuz. Ne demek bilmiyorsunuz? Biliyorsunuz işte bir şeyin ötekini fark etmesi. Bir şeyin kendiliğini konuştuğunuzda akılda hemen o olmayanı da konuşuyor olmanız diyalektik. Herhalde 165 defa kurdum ben bu cümleyi burada. X'e X dediğinizde Platon diyor ki, ya da Heraklit diyor ki, ben X'i gördüğüm anda aklım bana X olmayanı bana söyler. X olmayan da bir belirsizlik olabilir. Kırmızıyı gördüğünüzde kırmızı olmayanı üretebilirsiniz. İşte bu diyalektik. O ilkel diyalektik, ilksel diyalektik. Kırmızı olmayan deyince ben size beyaz mı demiş oldum? Aklınıza beyaz mı geldi, yeşil mi geldi? Çünkü hepsi kırmızı olmayan. Siyah kırmızı olmayan, sarı kırmızı olmayan. Kırmızı olmayan dediğimde aklınıza sarıyı kastediyor herhalde bu mu dediniz. Beyazı kastediyor mu dediniz. Demediniz öyle bir şey. Ne? Kırmızı olmayan. Kırmızıyı değillediniz kafanızda, o kadar. Hemen kırmızıyı getirdiniz gözünüzün önüne. Hiç beyazı, yeşili, sarıyı, siyahı düşünmediniz. Bu değil öyleyse dediniz. Bu kadar işte bu diyalektik. Ve diyor ki işte kırmızıyı gördüğünde, görmekten söz etmiyorum burada tabii. Görmek diye bir şey yok. Kırmızıyı idrak ettiğimizde kırmızı olmayanı da idrak ederiz. Çünkü kırmızılık kırmızı olmayanlığı da getirir. Platon'un 5 tane cinsini çizmedik mi biz buraya? Varlık, hareket, sükun ve son ikisi neydi? Aynılık ve başkalık. İşte bu aynılık ve başkalık zaten. Diyalektik. X kendiyle aynı, kendi olmayandan başka.
Platon bunu diyordu. Biz aynıyla başkayı nereden çıkardık? Neden? Çünkü düşüncede kendimizi en geriye atıyoruz. En geriye, en geriye. Yapabiliyor musunuz bunu? Hiçbir şey bilmediğimiz an. Yapabiliyor musunuz? Yapmak zorundasınız işte. Soyutlama böyle bir şey. Kendini en geriye attığında hiçbir şey bilmiyorum. Neyi biliyorum? Varlığı biliyorum. Platon diyor ki değil işte, sadece varlığı biliyorum demekle kalmıyor. Biz öyle zannediyoruz. Aslında biz aynılığı ve başkalığı da biliyoruz diyor. Bu işte diyalektik. Varlık kendinde aynı, kendi olmayandan başka. Öyleyse yokluğa iki farklı tanım getirmişti. Nasıl? Bak bunu diyalektikle yaptı işte. İki farklı tanım getirmişti yokluğa. Ne? Yok eşittir var olmayan. Bak bu kabul edilebilir. Yok eşittir vardan başka olan. Başkayla yüklemlenmiş. Yani başkaya yüklemlenmiş varlık. Bunlar farklı şeyler diyor. Aristoteles'in kitabındaki hikayede biri de bu. Yürüttüğü mantıktaki o mantık parçalarından biri de bu. Bir şeyin yani yokluğu, bak tekrar ediyorum. Yok eşittir ya da yokluk eşittir var olmayan, bunu diyebiliriz. Yok eşittir vardan başka olan da diyebiliriz. Var olmayanla vardan başka olan farklı şeyler mi? İşte Platon farklı şeyler diyor. Bunu nasıl üretti? Varla yok arasındaki meseleyi nasıl üretti? İşte diyalektikle. Tamam, diyalektik bu. Tamam mı? Şimdi işte çok isterdim şunları bitirseydik, Kant'ınkine gelseydik. Çünkü hikaye Kant'la başlıyor. Hep söylüyoruz. Hep söylüyoruz ama. Kant'la başlıyor. Kant bir analitik a priori, bir sentetik a posteriori çıkartıyor. Analitik a priori nedir? Bak, analitik analiz yapılan. Analiz ne demek? Bir şeyin kendisi var, sen onu sökün ediyorsun. O orada duruyor, onu analiz ediyorsun. Tamam mı? A priori de Kant'ın ürettiği bir şey değil. Analiz de Kant'ın ürettiği bir şey değil. A priori ne demek? Tecrübesiz bir şekilde bildiğimiz, kendiliğinden bildiğimiz şeyler. Bizdeki huduri bilgiye karşılık gelecek olan bilgi tipi, a priori bilgi. Bunu biliyoruz. Nasıl bildiğimizi başlangıçta bilmiyoruz. Yani bilinçsizce biliyoruz. Ha, üzerinde düşünelim bakalım. İşte Kant bunu yapıyor. Ben a priori bilgiyi nereden biliyorum diyor. Şimdi bu Kant'a kadar şuydu. Demek ki o bilginin kendisi var ki ben onu biliyorum. Dur. Bak, hiç farklı bir cümle kurmuyorum. Sizin bildiğiniz, sıkıldığınız cümleler bunlar. Demek ki bir x var. Ben bu x'i doğuştan biliyorsam, ha, ben idrak ediyoruz ya, hani çocuk kendini nasıl biliyor? Çocuk seni, onu, o'yu, işte şu'yu filan, şunları bunları filan bir şekilde öğreniyor. Ama beni biliyor. Yani kendi bilincinin farkında. Kendilik bilinci nereden geliyor? A priori bir bilgi işte. Bu Kant'a kadar şuydu. Kendilik bilincini ben hazırda, yani fark etmeksizin biliyorsam, demek ki benim kendim diye bir şey var hakikaten yani. Ha, ben varım ki ben bunu biliyorum işte. Bu huduri bilgiye Kant analitik a priori dedi. Dedi bak, biz bunu hakikaten biliyoruz ama hani sanki hazırmış gibi ama öyle değil dedi. Bak, ben sana bunu öyle bir anlatacağım ki dedi. İşin sonunda işte bu, demek benim kendilik bilincim varmış ki ben onu biliyormuşum. Fikri yandı gitti işte. Hazır bilgi yandı gitti. Hazır bilgi yanar giderse Allah kalır mı ya? Hani fıtrat kalır mı? Karşısına ne koyuyor? Sentetik a posteriori bak. Ha, bunların bir şey ifade etmeyeceğini biliyorum ya da tamamen kafanızı karıştıracağını biliyorum. Ama üzgünüm, yapabilecek bir şey yok. Yürüyemiyoruz çünkü burada. Yani hakikaten ancak Platon'un diyalektiği, Aristoteles'in ona eklemesi çıkarması filan sonra Kant'a gelmeliydik ki tak 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 bunlar yerine otursaydı. Yani analitik a posteriori, a priori. Bu işte sanki hazır. Kant bu analitiği ekledi buraya. Bak dikkat edin. Eskiden bu a priori bilgi vardı. A priori bizde işte huduri bilgiydi. Huduri bilgiydi. Hazır bildiğimiz bilgiydi. Fark etmeksizin bildiğimiz bilgiydi. Kant bunun bir analiz olduğunu söyledi işte. Bak dur bakayım, başarabilecek miyiz? Karşısına da sentetik a posteriori'yi koydu Kant. Bu da işte şey, a posteriori bilgine, a priori bilgine. A priori hazır bildiğimizde, a posteriori de bizim deneyleyerek bildiğimiz. Düşüyor. Bak düşüyor filan.
Derler ki bak bu bir, burada bilgi genişlemez. Yani bu ilkinde bilgi genişlemez, bunda bilgi genişler. Yani sentez yapıyorsan eğer sen o bilgiden yeni bir bilgi üretiyorsundur. İşte sentetik demesi o. Biz bir şey bak. Analitik bilgi şöyle bir şey. Şimdi Kant'ı mantı boş verin. Analitik bilgi şöyle bir şey. Bir şey var orada, sen bunun nasıl olduğunu analiz ediyorsun. Oradan yeni bir bilgi çıkmıyor bak. Mesela Allah vardır. Bak bu analitik a priori bir bilgi. Yani Allah vardır demek bize bir bilgi vermiyor. Bilgimiz genişlemiyor. Neden? Allah vardır aslında kendi içerisinde, şimdi Kant diliyle söylüyorum. Allah dediğin anda var o zaten. Sanki var vardır demiş oluyorsun sen. Hocam bu hep konuştuğumuz Platon'un idealarda, Aristoteles'in dediği gibi idealların senin verdiği bilgi vermiyor. He, güzel bak görüyor musun? Güzel, bravo. Yani sen Allah var, şimdi konuyu Allah'a getirecek şekilde düşünmeyin bak. Allah'ı bir kavram olarak düşünün. Ya var vardır demiş oluyorsun sen. Tamam, ben bir insanım dediğinde yeni bir bilgi yok ya, biz zaten bunu biliyoruz diyor Kant. Bilgin genişlemiyor. Ama az önce mesela bir örnek verdik, işte Sokrates insan, insan ölümlü, öyleyse Sokrates ölümlü. Bak üçüncüsü sentez, işte biz ürettik oradan bir şey. Bilgi genişledi orada, tamam mı? Analiz bir şeyin kendisini bilmek, bu o orada nasılsa, ya kendinde nasılsa onu biliyor olmak, bilginin genişlemesi söz konusu değil. Sentez ise oradan alıp bir yerlere bilgiyi genişleterek yürütmek. Sentez ya, işte hep yaptığınız, günlük hayatta kullandığınız şey işte bu. Bak tecrübeye dahil olan bütün bilgiler sentetik, a posteriori bilgilerdir. Suyun kaldırma kuvveti var, bilmem ne var, E eşit MC kare var, F bölü MA falan var, neyse. Bunların hepsi yani. Şimdi tartışma, Kant'ın işte şeyi şu. Acaba, bak bu mümkün mü? Bu mümkün mü diyor işte, bak bu metafizik işte. Ya biz analitik a priori ve sentetik a posteriori de tamamız da, acaba sentetik a priori diye bir şey var mı? Bak bu bir şey ifade etmiyor size değil mi şimdi? Bu metafizik işte. Sentetik a priori ne demek? Bilgimizi genişleten bir fıtrat var mı bizde diyor. Ya bizim bilgiyi genişletebilmemiz bize verilen bir fıtrattan dolayı mı diyor? Değil işte diyor. Mümkün değil bu diyor. Bak gidiyor işte burada. Ben belki bir şeyler fark etti, anladığınızı düşünüyorsunuz ama Kant bunu söylemiyor. Yani bu kadar basit değil demek istiyorum. Ve bunu burada konuşmanın bir imkanı yok bana göre. Benim zihnimin çalışma tarzına göre bunu böyle anlatma ihtimalim yok benim. Ben işi diyalektiğe ve metafiziğe getirmek için bunun örneğini veriyorum. Ve Kant burada aslında modern diyalektiğin ilk defa kurucu babası oluyor. Hani hep konuştuğumuz var ya, biz bir şeyi dayatırız doğaya da oradan alırız filan, onu kendi zamanımıza, kendi mekanımıza çekeriz filan. Dört kategori belirliyor Kant. Aristoteles bunlara kategori dedi, ben de onun hatırına kategori diyeyim filan diyor. Ve dört tane kategori belirliyor ve biz bir şeyi diyor o kategoriye çektiğimizde diyor onu biliyoruz. Yani şunu diyor, özler yok. İyiliğin kendisi, doğruluğun kendisi, ahlakın kendisi, Tanrı'nın kendisi, Allah'ın kendisi ve bilemeyiz diyor yani. Mümkün değil yani, yok yok da demiyor da bilemeyiz diyor. Yani bunu bilmemizin bir yolu yok demeye getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu biz yapamıyoruz diyor yani adam. Buna giden bir yol yok. Bak bunu kısmen Razi yaptı işte. Hakikat itibari, ilim itibaridir diye iki senedir bağırıyorum ya. Kısmen Razi yaptı. Dedi ki arkadaş, bir hakikat her şeyden çıplak olarak bizim ona yani onu görebilmemizin bir yolu yok dedi Razi. Ya bu anlamda Razi bu kadar iddialı söylemiyor da hani biraz Kant'la birleştirerek söylüyorum. Yok dedi yani. Dün bak çok bambaşka bir yerden bir iki cümleyle buraya gelmiştim. Toparlayacağım tartışmayı, merak etmeyin. Yani önemli bir tartışma. Biraz isyan halinde anlatıyorum bunları, fark ediyorsunuz siz de. Böyle çıkmayacaksınız salondan yani. Bana bir 40-45 dakika verin, meramımı anlatacağım. Şimdi Platon'un
mağarasında o devlette çizdiği alegoride adam mağaradan çıkıyordu ya hani. Hani zincirli mağaranın içinde doğmuş büyümüşler bunlar. Dışarıdaki gölgeleri gerçek zannediyorlar filan. Hani bilmeyenler olur filan diye söylüyorum. Bu adam mağaradan çıktığında bir şekilde o bağımlılıklarından, o duyular tabii yani, o bağımlılık. O zincirler hani boyunlarından bağlanmışlar ya, sırtları şeye dönük, geriye dönük mağaranın ağzına. Adamın bir tanesi hani koparıyor ve çıkıyor ya. Tam okuyan var mı o alegoriyi? Tam benzetmeyi okuyan var mı? Hatırlıyor musunuz? O adam dışarı çıkarken ne yapıyor? Gözleri kamaşıyor değil mi? Niye kamaşıyor gözleri? Karanlığa alışmış gözleri. Tabii. Platon'un imasıyla duyulara alışmış gözleri. Soyutlayamıyor. Yani Platon'un imasıyla. Gözler karanlığa alışmış. Hakikati, ışığı, güneşi ilk gördüğünde hemen geri mağaraya kaçıyordu. Hemen gözü kör olacak şekilde mağaraya kaçıyor. Alışmamış çünkü. Ama sonra yavaş yavaş derken çıkıyor. O mavileri, sarıları görüyor. Bir bakıyor. Green'in tonlarından ibaret değilmiş meğer filan. Sonra geri geliyor. Diyor ki içeridekilere, ya dışarıda bir gerçeklik var arkadaş. İşte o Platon'un kendisi tabii. Ya o Hazreti Muhammed işte da. Din dilinde. Ya dışarıda bir gerçek var arkadaş. Yani bak bu grilerden ibaret değil bu filan. Dışarı çıkan adam Hazreti Muhammed değil mi? Tabii. Yani Platon'un kendisi o. Filozof yani o. Hakikatin şey yani, filozof bilmem şu bu demeyelim. Hakikati idrak etmeye başlamış adam diyelim hadi. Hakikati dışarıda gördün de gözleri kamaşıyor. Şimdi bak çok alakasız bir yerden getireceğim. Bu da bu kardeşinize şey olsun, has olsun. Mişkatül Envar'da Gazali keşfi mahcubu anlatırken, tasavvufu anlatırken Allah ile hani bir kutsi hadis ya da hadise, ki burada hakikaten hadis kutsi var yok, bak bunlara geçin bunları yani. Bunların hiçbir önemi yok çünkü. Şimdi konuştuğumuz şeyde yani bunların hiçbir önemi yok ya. Kutsi hadis varmış yokmuş, işte hadis rivayet şuymuş, bu hiçbir önemi yok. Düşüncede biz bunu yakalarız çünkü. Gazali kabul ediyor yani onu, var diye kabul ediyor. Diyor ki Resulullah'ın bir hadisine göre diyor, bir rivayete göre diyor. Resulullah buyurdu ki Allah ile kul arasında, kula nispetle, Allah'a nispetle olamaz tabii, 70 bin perde vardır. Ha işte diyecek ki riyazet hali, yani hikayenin sonunda, o kitabın sonunda, bu 70 bin perdeyi yırtmaya bağlıdır. Yani ne kadar yırtarsan bir adım o kadar yaklaşırsın. Gazali öyle hatırlıyorsunuz inşallah. Hani bir ilmi de ikiye ayırır filan demiştim size. Dini ilimler ve dünyevi ilimler. Ve kıstası nedir dini ilimlerde? Hangi ilim dini, hangi ilim dünyevidir Gazali'ye göre? Allah'a yaklaştıran ilim dini ilimdir. Allah'a yaklaştırmayan ilim dünyevi ilimdir. Bu anlamda kelam dini ilim mi, dünyevi ilim mi Gazali'de? Dünyevi ilim. Çünkü Allah'a yaklaştırmıyor diyor. Nedir Allah'a yaklaştıran? İbadet. Koca karı imanı diyor. Benim geldiğim noktada da çıktığım noktayı buldum ben diyor. Namaz kıl yavrum. Başka bir şey yok yani. Gerisi hikaye. Şimdi diyor ki Gazali işte bunu yaptığın halde bu riyazetle işte acziyetin farkındalığıyla filan alakalı bir şey tabii. Bu perdeleri yırtarsan diyor hakikate doğru gidersin. O perdelerin en arkasında ne var? Allah var değil mi? Yani hakikatin kendisi var işte. Çünkü din dilinde hakikatin kendisi şu ya da bu şekilde Allah'ın kendisidir zaten. Zatıdır falan filan, hani nasıl kelam açısından hangi paradigmayla yürütürsen o bu şekilde Allah'tır yani. Perdelerin arkasında. Sen de bu perdeleri yırta yırta gidersin. Şimdi Gazali burada örnekleri veriyor. Bireysel örnekler veriyor, kitlesel örnekler veriyor. Türklerden örnek veriyor, Kürtlerden, Araplardan. Mesela Türkler diyor Celal'le diyor örtülmüştür. Yani onlar perdelenmiştir. Yani bunu yırtmaları gerekir filan. Güzelliği çok seviyorlar filan diyor mesela. Kürtler işte asabiyetiyle diyor örtülmüştür. Bunu diyor yırtmaları lazım filan. Hani kiminin cömertliğidir problemi, kiminin işte cimriliğidir, kiminin sabırsızlığıdır, kiminin tahammülsüzlüğüdür filan. Neyse yani onlarla baş edersin, onu fark edersin. Fark ettikten sonra baş edersin. Her defasında perdeyi aşarsın. Allah'a yaklaşırsın. Ancak Gazali gerçekten bir şeyi çok iyi yakalıyor bakın. Ha diyor bak o perdelerin hepsi de böyle menfi işlemler de görmez.
O perdeler diyor. Bir anlamda da müsbet bir anlama gelir. Çünkü hakikatinken bütün perdeler kalksa gözün yanar senin diyor. İdrakin yanar. Yani sen Allah'ı Allah'ta bilemezsin diyor ya. Bak Platon'un mağarasından çıkan adamın böyle git gelle alışmaya başlaması gibi. Yani sen perdesiz gelseydin bu dünyaya. Bak sınavın da kendisi tam bu. Tam bu yani. Bak Gazali'nin bu yorumu vallahi Kur'an'daki bütün şeyleri de tutar ha. Hani biz bir fitne sebebi kıldık. Çoluğu çocuğu işte ziyneti, süs eşyasını, kadını ona sevdirdik. İşte onlara böyle 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 yaptırdık. Hep fail, etken bir Allah diliyle konuşulur. Gazali diyor ki bak bunlar iyi yani. Mişkat'ta bunlar iyi. Yoksa sen diyor hani bak diyor yani kusursuz bir kavim olsa kusurlusunu yaratırdık onu helak edip. Hep bu Gazali'nin düşüncesinde bu 70 bin perde, o çoğul tabii yani o 70 bin, çoğulluğun kinaye. Gazali'nin demeye istediği şu, herkes peygamber gibi gelse, ki peygamber bile peygamber gibi gelmiyor değil mi dünyaya? Hani 30-40 yaşından sonra o idrak etmeye başlıyor filan. Herkes peygamber gibi gelse, o sıfır noktasından yanarsın diyor ya, sen Allah'ı anlayamazsın diyor ya. Yok öyle bir yol. Allah'ı anlamak bu perdelerden geçiyor gerçekten. Kendini anlamaktan bu anlamda da. Konu direkt tasavvufa doğru kayıyor şu an farkındayım ama. Ne dediğimin farkındayım yani. Nereden çıkıp nereye getireceğimin farkındayım inşallah. 70 bin perdeyi nereye kadar yurtar? Mesela Hazreti Peygamber kaç perdeliydi acaba? Ha işte bir önemi yok onun tabii. O tartışmaya da hani Gazali de girmiyor zaten. Girmiyor ama hani düşünsel olarak söylüyorum. Ya tabii bilemeyiz. Hani bu bizim zaten akılda da yürütebileceğimiz bir şey değil. O yüzde kaçını aldı, ben yüzde kaç mı? Ama bu şu haldir. Yani bir acziyet, bir riyazet haldir. Şunu demeye getiriyorum ben. Hakikat kendisini perdeler. Bu yani İslam düşüncesinde de böyle. Bak Platon'un düşüncesinde de böyleydi. Eğer perdelemezse güneşin kendisi senin gözünü yakar. Nurun kendisi senin nurun ala nur üzerine zaten yazıyor Gazali bunu. Yani bir arkadaşı diyor ki üstad burada diyor bu Nur suresinde nurun ala nur ne demek diyor. Özetle. Kitabın başında söylüyor bunu Gazali. Sonra bak diyor şu demek işte filan. O işte bütün nurların üstünde de nur vardır. O bayağı da detaylı bir şey. Ha, hakikat böyle perdelendiği zaman sen onu görebilirsin. Yoksa çıplak halde hakikatin kendisini görmek diye. Yani görmek dedim göz değil burada yani. İdrak seni yakar diyor yani. Allah'ın Allah oluşu seni yakar. Ya da Sokrates de böyle bak. Yani tikelden tümele yürüyor. Ne zaman bilecek? Gerçek manada bilgi ne zaman mümkün? Ölünce değil mi? İşte beden de bir perde bak Gazali'nin dilinde. Ya bu olmasa sen bu dünyadaki tecrübeyi yaşamasan o dünyada bedenden kurtuldun diyelim Sokratik bir mantıkla. Bedenden kurtuldun yine hakikatin hakikat olduğunu anlamazdın. Hakikatin çünkü o zaman tesadüfi bir şekilde hakikatin kendisini bulacaktın. Ve bir arayışın içinde olmadığından hakikat sana hakikatmiş gibi görünmeyecekti. Anlatabiliyor muyum? Ha bu o yüzden bak şimdi dünya sınavı olarak bu taraftan getirdim. Felsefede işte ruhun çekişmesi olarak bu taraftan getirdim filan. Anlatmaya çalıştığım şey benim ne? Eski dünyada işte Kant'a kadar hakikatin kendisi vardı ve biz bu hakikati kendimize böyle lök diye de sunamıyorduk yani. Ha biz oraya kendimizi alıştıra bazı işte yeteneklerimizi yetilerimizi geliştire oraya çıkıyorduk ama o orada vardı. Tamam mı? Şimdi Gazali, Razi çıktı Muhassal'da bir tartışmaya girişti. Dedi ki bizim dedi ilme dair söyleyecek bir şeyimiz yok. Bakın 1100-1200 arası Gazali bunu yazıyor. Razi. Dikkat edin. Bizim dedi ilmin kendisine yönelik söyleyecek yeni bir şeyimiz yok. Bak bundan 1000 yıl önce. Niye? Bizden öncekiler söyleneni söyledi diyor. Dikkat edin Razi gibi bir adamdan bahsediyoruz. Ne demek istiyor? Bizden öncekiler söyleneni söyledi. Bakın din belli bir şey zaten. Ya sen ne kadar özgün bir şey üretebiliyorsun dinde? Yok. Hakikaten Razi haklı. Şunu diyor ya benden önce bir 300-400 yıllık bir düşünce koptu. Hakikaten de diyor herkes her şeyi söyledi. Buna ilim diyor Razi. Bana da bir şey kalmadı diyor Razi.
Yani ben artık ilim yapamam diyor. Ben ulema da olamam diyor. Bakın hani bir parantez açayım. Ben size hep söylüyorum. Bugün dönen tartışmaların tamamını toplayın. Bakın isim de verebilirim. Yani tamamını toplayın ama. Şu vakıf, bu vakıf, bu cemaat, bu tarikat ve tamamını toplayın. Daha hala Razi'nin yaptığı, Gazali'nin, Maturidi'nin, Eşari'nin yaptığı tartışmanın üçte birine gelmiş değiliz yani. Hiç yeni bir şey yok. Dün Miraç İsra suresini konuşuyoruz. Görülür görülmez, ra'e fiili bilmem ne. İşte aynı tartışmalar var. Hamidullah bunu 1960'larda söyledi. Ortalık velveleye işte koptu. Ya ne demek peygamber bunu rüyada yaptı? Razi söylüyor, diyor ki peygamberin bunu rüyada yaptığını söyleyenler. Analiz ediyor işte kendince. Doğru yanlış önemli değil. Hepsi var ya. Bak Mustafa Öztürk kelam dedi. Aslında işte Rabça inmiştir, Arapçaya çeviren peygamberdir dedi. Hop ben demedim, Zerkeşi dedi diyor. Yapıldı çünkü o tartışma. Yani Halkül Kur'an tartışmasında bu yapıldı. Bütün teranesiyle yapıldı yani. Ya zaten mümkün değil ki ya. Ortada bir tane Kur'an var. İşte bir 1000-2000 tane hadis var. Böyle şüpheli, kabul. Neyse yani o tartışmaya girmemek için söylüyorum. 3-5000 tane de hadis var. Ya bu yani dönüp dönüp etrafında döneceksin. Yani yeni bir şeyi, sıfır orijinli bir şey söyleme ihtimalin yok ki senin. Bunu ancak felsefede yapabilirsin. Neden? Çünkü felsefenin kendisini göbeğinden bağladığı, boynundan, dizinden, belinden bağladığı bir ana kaynak yok. Bizde var. Bizde Kur'an ve Resulullah var. İster onu tercih et, ister onu tercih et, ister ikisinden bir harman yap, ister bilmem ne yap filan ama özgün bir şey çıkartamazsın ki. Bak illa ki o tartışma bir yerlerde yine yapılmıştır yani. Çünkü belli yani hani ayet sayısı belli. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bak Razi bunun farkında. Ha, bizden önce söylenen şunu demek istemiyor. Bizden önce herkese doğru şeyleri söyledi demek istemiyor. Ya ben diyor şu anda yeni ne söyleyeceğim yani? Hani Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi. Ne söyleyeceğim? Söyleyemem. Ben ne yapacağım öyleyse diyor. Bizim için ilim bitti artık diyor. Ya biz derken kendi özelinden de söz etmiyor tabii. Bakın 1100-1200 arası. Bizim için ilim bitti artık diyor. Biz olsa olsa tahkik yaparız diyor. Bir girelim bu tahkik. İşte bu. Ondan sonra muhakkiklik çıkacak bak. Razi artık kendisini de şey yapmıyor zaten. Hiç alim filan demiyor. Biz ulemalar filan demiyor. Bak Gazali söyler onu. Kralını tanımam filan der yani Gazali. Maturidi söyler onu. Ama Razi hemen onlardan bir yüzyıl sonra geliyor. Diyor ki yani biz diyor muhakkikler hep kitabında böyle konuşur. İşte bu tahkik ehli buna böyle demiştir. Ne demek tahkik? Bak Razi'nin mantığıyla düşünürseniz bugün konuşanların hepsi de bu anlamda alim değil tahkik. Gerçi biz şimdi tahkike de ilim diyoruz. Hatta ilmin belki kendisi artık tahkik. Tahkik şu. Benden önce kim ne dedi? Gazali şunu dedi, bunu dedi. Bir gireyim bakayım Gazali ne yaptı? Ya Gazali şunu şöyle yapmaya çalışmış. Muhatabını bu olarak almış. Amacı buymuş. Çünkü böyle bir gereklilik hissetmiş. Bak tespit ediyor bunları. Peki başarmış mı? Bana göre pek başaramamış. Ya da bana göre çok iyi başarmış. Ya bu tahkik işte. Peki buradan bir şey çıkartır mı? Çıkartmaya başlıyor Razi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Razi çeviriyor diyor ki, çünkü ilim burada Arapçaya biraz kaymak zorundayız. Hani çok girmeyeceğim. İlim bir şeyi, aleme ifadesi, öğrenmeyle alakalı bir şey. Biraz da böyle yeni bir fikir ortaya atma gibi anlaşılıyor. Razi diyor ki bu anlamda artık biz dini düşüncede yeni bir şey söyleyemeyiz. Ama bu söylenenlerden orijinal şeyler üretebiliriz. Yani şunu yapabiliriz. Amacım o, hep aynı etrafta toplamaya çalışıyorum. Yani sentez yapabiliriz diyor işte. Muazzam bir zihin. Ya hakikaten muazzam. Bir adamın bunu 1100'de söylemiş olması muazzam bir şey ya. Sentez yaparız da buradaki tez antitez. Dur. Gelme. Gelme oraya abi. Çünkü bu onunla alakalı değil. Razi'nin yaptığı şey şu artık. Razi gidip o hakikaten benzersiz kapasitesiyle tahkik, bakın bunu hep söylerim ben, bir adamın yapmakta olduğu şeyin farkında olması kadar kıymetli bir şey yok. Lütfen bunu unutmayın. Sizi az önce bununla eleştirdim. Siz ne bilip bilmediğinizi bilmiyorsunuz dedim. Yapmakta olduğu şeyin ya da yapmak üzere olduğu şeyin, hali hazırda yaptığı şeyin ne olduğunu fark etmesi kadar altın bir şey yok bak. Vallahi. Ve Razi bunun farkında. Razi diyor ki ben ilim yapmıyorum. Ya ben tahkik yapıyorum. Tahkik, hak, tahakkuk. Bir şeyin gerçekleşmesi.
Yani iddia edilen şeyin gerçekleşmesi. Hani kalemi, bak bu düşecek birazdan. Bak düştü işte, tahakkuk etti filan. Ve giriyor Razi bunların içine. Şimdi artık onu çok basitleştireyim. Hani o seviyede yürütmeyelim. Gazali diyor kısmen diyor şunu şöyle şöyle yapıyor ve haklı. Kesinlikle haklı. Şurada Eşari kesinlikle haklı. İşte şurada Mutezile bak fena değil filan ama tabii o Eşari'dir. Gazali hiç taviz vermez onunla. Ki asla bana göre Eşari değil. Ve Gazali geldi işte bu ağır cümlesini kurdu. Bir fark etti ki ya dedi ben şimdi fark ediyorum ki bizim zihin yapımız bakın şimdi Kant'a. Bizim zihin yapımız bir şeye izin vermiyor. Neye? Hakikatin kendisini tüm bağıntılardan koparıp yakalamaya izin vermiyor dedi. İşte altın cümle bak bu. Bizim zihnimiz, idrak yapımız hakikati, o güneşi, o yüzden o envar menvar bilmem ne falan diyorum işte mağaradan söz ediyorum. Güneş ışığını olduğu gibi görmemize izin vermiyor. Bak bu mümkün değil diyor yani. Orada bir hakikat ki Razi hala orada bir hakikat olduğunu düşünüyor. Kant onu düşünmüyor. Bu anlamda. Razi. Ben sürekli Gazali Razi diyeyim. Bayağıdır Razi'den bahsediyorum yani. Gazali'nin değil. Gazali'yi de bu kadar övmem ben zaten ya. Onu biraz benim cümlelerimden anlarsınız. Razi, Fahreddin Razi. Başa alalım karışmasın. Bizim yani öyle bir yeteneğimiz yok diyor yani. Yapamayız ya bak kapatıyor kapıyı yapamayız. Ne? Hakikatin kendisini benim şu güneşi görmem gibi göremem. Benim zihnim buna izin vermiyor. Ya şimdi ben artık biraz Kant biraz Razi biraz şimdiki tartışmalarla bugünü güncelleyerek söyleyeyim. Ya nedir? Sürekli bağıntılar üzerinden biz gerçeği konuşuyoruz. Gerçeği idrak edebildiğimizi düşünüyoruz. Ne dedim ben? Gerçekte kendisini bize bazı ilkeler, bazı düsturlar, bazı kanunlar, bazı boyutlar, bazı teoriler hep bağıntılarla bize kendisini sunuyor. Yani onu Kantçı anlamda üç boyuta çekmeden olmuyor. İşte şimdiye çekmeden yani bu zaman algısına çekmeden olmuyor. Mesela bana bakınca ne görüyorsunuz? Şimdi Aristoteles'in işte çok iyi fark ettiği bir şey. Bil kuvve, bil fiil tartışmasında söylemiştim size. Bir şeyin içinde bir sürü bil kuvve şey olabilir değil mi? Yani potansiyel halde bir sürü şey olabilir diyorduk değil mi? Ama o bil fiil hali açığa çıkmadan önce onu bilemiyorduk diyorduk. Şimdi TST dediğimiz hatırlıyorsunuz. Dedim ki kadim dünyanın altın yıldızlı şeyi sorusu TSD'dir. Bu nedir sorusudur dedim. Değil mi? Modern dünyada, bu bana ait de bir cümle değil zaten. Modern dünyada altın soru nedir? Nasıldır? Ne, nasıla döndü? Şimdi Aristoteles diyor ki bak, bir şeyin neliği şişe. Hep su olduğundan, Metin abi sağ olsun, hep şişeyle gidiyoruz bu örneği. Şişenin şişeliği. Ne yapıyoruz? İbn Sina'nın o idrak seviyelerini getirin. Şişenin şişeliği plastik değil. Dik oluşu değil, pozisyonu değil, konumu değil, zamanı ve mekanı değil. Oysa biz buna baktığımızda bir şişe görüyoruz. Şimdi hem Platon hem Aristoteles ortaklaşa şunu söylüyor. Bak, bunu şişe yapan bir şey var, X diyelim ona. O olmasın, sen bunu gördüğünde şişe diyemezsin buna diyordu. Niye? Buna baktığınızda plastik görüyorsunuz siz. Bak ses duyuyorsunuz. Şişe eşittir bu ses mi? Şişe eşittir bu plastik mi? Şişe eşittir şu diklik mi? Bunun kapladığı hacim, aldığı ağırlık mı? Kütlesi mi? Ya siz burada bir şişe görmüyorsunuz ki. Siz burada plastik görüyorsunuz, bir şey duyuyorsunuz, bir şeyler işitiyorsunuz filan. Ne bileyim bir tad alıyorsunuz. Sonra bana baktığınızda insan görmüyorsunuz ki. Bak bir frekans, bir ses duyuyorsunuz. Bir görüntü var. Bir işte bir cisim var karşınızda. Bunları bir şeyde bağlıyorsunuz ortaklaşa belli ilkeler üzerinden
bu bir araya geldiyse deyip insan diyorsunuz. Ve ben de insan olan, beni insan yapan bir şey var işte eski dünyada aydınlanmaya kadar. Beni insan yapan bir şey var ve o şey hep gizildir bakın. Aristoteles hep bunu söylüyor işte. Hep gizildir. Ya kendisini doğrudan açığa çıkarmaz o. Doğrudan gördüğünüz hiçbir şey onu o şey yapan şey değildir Aristoteles'te. Ağaç, yani fenomenler. Bak doğrudan göstermez. TST sorusunun cevabı duyulur değil çünkü. Yani bu nedir sorusunun cevabı duyu dünyasına ait bir cevap değil. Oluyor mu? Onun işte tözü yani, onun cevheri, onu o şey yapan şey ve onu da doğrudan görmek diye bir şey yok. Nasıl? Düşüncede biz onu yakalıyoruz. Düşüncede. Anlatabiliyor muyum? Herhangi bir şey duyulur bir şeyi ona ağaç dememizin yolu hem Platon'da hem Aristoteles'te onu her ne buluyorsak onda düşüncede tümelliyoruz da ona ağaç diyoruz. Demedik mi işte onu alıp buğulaştırmak ve tümelin altına atmak filan. Öyleyse bir şeye o şey demenin yegane yolu noesis. Akletme yani. Dolayısıyla bakın bu anlamda Kant da buna ortak. İşte Razi de buna ortak. Yani insanı insan olarak görmek diye bir şey yok. Ya onu bir mekan altında, bir frekans aralığında görmek diye bir şey var. İdrak etmek diye bir şey var. Ve sen onu o frekansın içine aldığında gördüğün şey bir ses, bir görüntü. Benimle misiniz? Şunu diyoruz bakın. Dönüp dönüp dolaştığımız şey şu. Hakikatin kendisinin bizim duyulur dünyadan yukarı çıkarak görebileceğimiz bir şey olmadığı. Ancak bu frekans aralığında bize şey yapması, görmesi. Bak Razi'yi de buraya ortak getiriyorum şu anda. Çok doğru. Duyularla sınırlı mı duyuyor? Ha yani bu. O yüzden Razi diyor ki işte itibaridir diyor hakikat. Yani senin duyulur dünyana, senin frekansına, senin işte algı seviyene çekilebilir bir şeydir. Ve bunlardan bağımsız hakikatin kendisine ulaşmak diye bir şey bizim bilici özne olarak, idrak öznesi olarak yapabilmemiz mümkün değil yani. Ya öyle bir yolumuz yok bizim. Ne ilahi, ne metafizik, ne fizik bir yolumuz yok yani. Hakikatin kendisini yakalamak diye bir şey yok. Hep bir şey filtresiyle onu yakalamak diye bir şey var. Hep onu filtreleyerek onu yakalayabiliyoruz. Kant'ın devrimi bu işte. Kant krizi dedikleri şey bu işte. Metafiziği bozdu dedikleri şey bu. Yani onu kendinde bulma diye bir ihtimal yok. Onu bak cümle şu. Kadim dünyada hakikat bizi kendisine çekiyordu. Biz bir sürüklenim içerisindeydik. Doğru bir mantık yürütürsen, çelişkiye düşmeksizin yürütürsen, özdeşlik bilmem ne konuşuyoruz ya, parça bütün ilişkisi, telos, anlamlılık falan. Bunlar da çelişkiye düşmeden yürüyebilirsen hep hakikat seni kendisine doğru çekiyordu. Sen bak keşfi mahşup işte onları yırta yırta o hakikate doğru gidiyordun. Şimdi ise Kant sonrasında ben hakikati kendime sunuyorum. Bak cümleye dikkat edin. Hakikat beni bir yere çekmiyor çünkü öyle bir şey yok. Ben hakikati kendime sunuyorum. Kant da diyor ki hangi acaba şartlar altında bunu yapıyorum? Ben sunuyorum ona kendimi ama bunu bilmiyorum. Bunun farkında değilim yani. Yani o hakikati ben sanki... Ben böyle sundum kendime diyorum. Çok mantıklı değil mi? Dur abi dur. Tartışmayı görüyor musunuz? Hakikatin gücü kalmadı ya. Ben onu... Bak. Aksi mümkün değil diyor. Anlatabiliyor muyum ya? Aksi mümkün değil diyor yani. Onu o olarak görebilme mümkünlüğü yok artık işte. Aristoteles buna itiraz ederdi. Ondaki bu şeylik bak. Şişenin şeyliği, cevheri, tözü, Platoncu anlamda şişenin ideası mecburen bana sen beni şişe olarak tanımak zorundasın dedirtiyordu bana. Oluyor mu? Kant diyor ki hayır öyle değil işte. Bunu şişe olarak kendime ben sunuyorum diyor. Tamam mı? Ve buradan ben bir sentez yapıyorum diyor işte diyalektik artık modern diyalektik böyle başlıyor ve hemen Kant sonrasında geliyor Hegel. Burada durduralım. Araya gidelim. Hegel ve sonra Marx'ın diyalektiğine ve Darwin'e getirip
bitireceğim konuşmamı. Yıllar önce, 7-8 yıl önce. Bak, eşimin babası Emir Hoca'nın o zaman kütüphanede görevli. Tabii biz de tatile geldik. Hocanın evinde kalıyoruz. Canım sıkılıyor. Kimseyi de tanımıyorum İstanbul'da. Kütüphaneye gittim. Kütüphanede takılıyorum. İki tane adam. Biri Türk, biri Alman. 45 yaşlarında adam. Razi'nin, şimdi hatırlamıyorum, bir tane kitabını almaya gelmiş İstanbul'a. Alman. Tamam mı? Sanki Bochum Üniversitesi mi? Bilmiyorum. Oradan gelmiş. Ben gittiğimde oturuyorlardı. Adam ücretini ödemiş. Onun CD'sini alacak yani. Tabii kütüphane satıyor onları. CD'yi bekliyorlar yani. Söylenmiş, hazırlanıp getirilecek filan. Tıpkı basımları. Adam ıkınıyor, sıkınıyor. En son diyor ki, Türkçe biliyor, çatır çatır Türkçe biliyor. Çünkü annesi mi, babası mı ne, ikisinden biri Türk. Diğeri de Alman. Ya dedi, hocam dedi Emir Hoca'ya, ben bu kitabın orijinalini göremez miyim? Hoca da dedi, yasak. Yani o ancak bakanlık seviyesinde oluyor. Yani kıymetli kitaplar, el yazma eserler. Dedi hani işte bu beni aşar dedi yani. Bir yerlerden, Ankara'dan emir gelecek, ben sana o zaman göstereceğim dedi yani. O olmaz öbür türlü. De dedi hoca. Ya o Arapçayı dedi, yani sen niye görmek istiyorsun kitabı? Ya dedi, bir sayfasına bakacağım, mürekkebine bakacağım filan dedi adam. Dedi ki, yalnız sen ondan bir şey anlamazsın yani, o kadim Arapça. Adam dedi, kralını yaparım ben onu. Dedi, ver bakayım, anlıyor muyum, anlamıyor muyum? Vallahi kralını yaparım onu dedi. Böyle ilim yapılır abi. Ve ben o sıra o adamla Razi üzerinden konuşmaya başladım. Adam bana dedi ki, ya sen Razi'yi biliyorsun iyi kötü. Gençsin, ben gurur duydum seninle dedi. Genç yaşta dedi, sen Razi oku. Bir dakika dedim, hayırdır? Yani ben şaşkınlık içindeyim. Niye sen şaşkın? Ben öğrenciyim, Türk'üm, işte Müslümanım, neyse. Ya Razi de bizim adamımız. Ya bizim sizin olmaz ilimde de. Hani hangimizin ona ulaşması beklenir? Yok dedi, ya Razi'yi dedi herkes tanımıyor dedi. Millet dedi konuşuyor ediyor ama dedi, Razi'yi dedi şu eserlerini sen biliyorsun filan dedi. Ki ben daha o zaman okumamıştım da ya. Sadece eserlerin adını biliyordum Razi'nin ya. Ve adam orijinal metnini getiriyor. Adam Almanya'da bulamıyor mu onun Almancasını? İstanbul'da geliyor Süleymaniye Kütüphanesi'ne, orijinalini yakalayacak, bakayım filan diyecek. Niye biliyor musunuz? Bazı böyle çok kıymetli zahmetlerle, çok böyle damıta damıta getiren adamlar, yani o kütüphane için, o kitabı bulmak için belki bir yılını vermiş, belki iki, üç yılını vermiş. Kitaba ulaşma, belki o adam o kitaba daha sonra orijinaline ulaştı, onu da bilmiyorum yani. Böyle şey yapan adamlardan, ilim adamlarından bazısı kitabın kaynağını yanlış verir. Tamam mı? Yani kendi makalesini yazarken der ki, işte ben bunu mesela Süleymaniye Kütüphanesi yazmaz. İşte der ki, Rusya'daki bilmem ne kütüphanesinin filan cilt no'da filan buldum. Kitapta diyelim işte 251 mi sayfa? Der ki işte 247 filan der. Tamam mı? Niye yapar biliyor musun? Biri sanki kitaba ulaşmışçasına, ben de gittim o kaynağa ulaştım deyip, eğer aynı hatayı yazarsa adam der, gel bakayım sen buraya. Sen benden çalmışsın, intihal yapıyorsun. Gel bakayım der, hemen yakarlar o adamın şeyini, makalesini. Ha, biter yani. Bunu bilinçli yaparlar üniversiteler. Bizdeki 3 hocanın ikisi copy paste yapıyor abi. Tabii. Sonra Razi bunu dedi, bilmem ne. Hadi lan oradan. Razi ne onu dedi. Bak, benim yaptığım yorumlarda da bu hatalar olabilir. Ama en azından Allah biliyor, siz de bilin yani. Ben Razi'yi santim santim okuyup geliyorum. Hani bir anlama zeka problemim varsa hani bir, onu aktarıyor olabilirim size. Yani çok mu ihtimalle bu ihtimal, yani bunlar var zaten. Bir şeyi yanlış anladım, bir şeyi bilemedim. Razi belki kendisini başka bir yerde düzeltti, henüz benim haberim yok filan. Ama Allah'ın izniyle bak, kitabını şunu bunu filan vererek anlatmaya çalışırız yani. Neyse. Şimdi bak, bunlar önemli. Bunlar aklınızda böyle şöyle bir kalsın yeter şimdilik. Biz bunların içinden çıkamayız. Şimdi Hegel geldi. Hegel işte modern diyalektik deyince akla Hegel gelir şüphesiz. Şimdi bu bir diyalektik okuması değil, dikkat edin. Bunu yapamayız yani şu anda. Hegel işte dedi ki, tez, antitez ve sentez. Tekerleme budur. Hepiniz de bunu biliyorsunuz yani.
Hegel bunu Kant'tan devralıyor. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Ve Hegel, hatırlıyor musunuz bir gün, o zaman kaçınız vardı grupta? Masum Hegel'in bir sözünü paylaştı, bana dedi ki Habib Hoca, bu sence kimin sözü? Yani benim İbni Arabi'ye ait dememi bekleyerek Hegel'in sözünü paylaştı. Yani Hegel o kadar şeydir yani, dindardır. İyi, iyi, çok sıkı bir dindardır Hegel. Ve Hegel tam Platoncu anlamda, tam ama bir idea öğretisini tekrar inşa etti. Kant'tan da damıtarak, biraz da Kant'ı eleştirerek. Dedi ki, hani size daha önceden bahsettiğim tinin fenomenolojisinde mutlak tin, nesnel tin ve öznel tin demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tepeye mutlak tini koyar Hegel. Ya bunu dediğim gibi Hegel konuşmak için de yapmıyorum. Ya diyalektiği şey yapacağım. Mutlak tin dedi. Altına nesnel tin dedi. Ve onun altına öznel tin dedi. Şimdi mutlak tin, bu öznel tin bizim şahsi yargılarımız, vargılarımız. Tamam mı? Hani bir tercihlerimiz. Şahsi tercihler, bireysel, öznel tercihler yani. Ha öyle diyelim mesela. Öznel tercihler diyelim. Nesnel tin, Geist, Zeitgeist mi diyor ona? Almanca ne demek? Zeitgeist diye bir kelime var mı? Ben mi şimdi? Zeitgeist diyor, evet. Bulut. Bir işte bulutun altında yaşamak. Sanki çağın ruhu. Mutlak dinde, uzatmayayım, bu anlamda Tanrı. Platon'un Demurgos'u, ideası ya da ne bileyim işte hani Demurgos'u. Şimdi Hegel hikaye şu. Öznel tin, nesnel tine, nesnel tin de mutlak tine boyun eğmiş durumdadır Hegel'de. Tamam, hani bunu ben size söylemiştim. Bak hepimiz pantolon giyiyoruz. Niye? Ufak tefek farklılıkları var ama hepimiz pantolon giyiyoruz. Yani diyelim Türkler olarak, Anadolular olarak, neyse şu çağda yaşayan insanlar olarak. İşte bak bende de bir yelek var, Zafer abi de bir yelek var. Nasıl oluyor da biz hep aynı şeyi beğeniyoruz? Öznel tinli, yani öznel tercihlerimiz aslında nesnel tercihin bir sonucu diyor Hegel. Ha bu bak, işin sadece bu kısmını konuşursak çok keyifli bir konudur. Weber'in, Durkheim'in filan yaptığı şeylerdir bunlar yani. Yani her tercih eşittir toplum Durkheim'da. Ya hep toplum bunu belirliyor yani. Biz kendimiz belirlemiyoruz. Hani bir şekilde hepimizin Ahmet Kaya sevmesi, Sezen Aksu sevmesi, ne bileyim Kayahan sevmesi. İşte uzatabilirsiniz yani. Hani evlerimizin belli bir tipte olması, benzer şeyleri beğeniyor olmamız, kadınların bir şekilde hep aynı şekilde giyiniyor olması. Sen kadına sorsan o hep diğerinden farklı ama ben dışarıdan baksam hepsi aynı. Hadi biz de diyelim bu çağın içinde olarak görüyoruz o farkı. 100 yıl önceden birini getirin. Herkese şöyle bakacaklar. Diyecekler ki, diyecek, bütün kadınlar aynı giyiyor. Bütün erkekler aynı giyiyor. Sen diyeceksin olur mu? Bak bu benimki düğmeli, o onunki fermuarlı falan. O onu görmüyor bile yani. İşte diyor ki bu bunun sonucudur diyor yani. Nesnel tin, bak çok keyifli, çok uzatılabilecek bir şeydir bu yani. Çok hakikaten. Hayır, bunlar da mutlak tinin bir sonucu işte. Mutlak tinden pay alıyorlar. Platoncu anlamda. Şimdi Hegel diyor ki mutlak tin vardı. Mutlak bilinç vardı. Kendinde bilinç vardı. Bu Platon'un ideası işte. Ve diyor bakın şimdi. Platon'da, Timaios'ta, Demurgos ne yapıyordu? Bir paradigma vardı. Paradigma vardı. Hatırlıyor musunuz? Ondan bir üretim faaliyeti, hani doğru bir ifade mi emin değilim ama bir üretim faaliyetinde bulunuyordu Demurgos. Demurgos iyi, iyi olmak aktif bir şey olduğundan eyleme geçti. Ne yaptı? Kendisini düşündü. Bak ifade böyleydi değil mi? Mesela Farabi'de de, Aristoteles'te de ifade bu. İyi olan, o ideaların ideası olan Demurgos, hen bir, kendini düşündü. Bilinçli bir şekilde yani. Çünkü başka düşünecek bir şey yoktu. Ve böylece bir sağıltım ortaya çıktı. Bir sudur etti. Böyle taştı o. Değil mi? Bir tenezzül oldu filan o.
Bunu da neye göre yaptı? Bir paradigmaya göre yaptı işte. Bir modele göre yaptı filan. O yüzden diyor ya bir tane dünya var diye. Hani yaşam bir tane. Çünkü mükemmel olmak zorunda. Çünkü Demirgos'un yaptığı mükemmeldir filan diye. Hani bir benzerini yapamazsın yani. Çünkü ikisi de aynı anda. Yani ikisi birbirinin aynısı olmak zorunda. Farklı ise biri birinden daha iyidir. E biri birinden daha iyi olamayacağına göre, ondan sadece en iyi çıkacağına göre bir tane olmak zorunda diye bir de mantık kuruyordu Timaeus. Hatırlıyorsunuz. Bak Platon bunu en başta mutlak, şimdi Hegel'in dediğini Platon ağzıyla konuşalım. Mutlak din vardı. Mutlak din irade eyledi. Onun mutlak oluşu, iyi oluşu onun sudurunu sağladı. Hegel burada bir itirazda bulunuyor işte. Öyle olmadı diyor. Çok basit bir şekilde anlatıyorum ve bu Hegel'in bir incelemesi değil. Tekrar söylüyorum. Hani inşallah onu kendisinden okumamız lazım çünkü. Platon'un dediğini Hegel'in ağzıyla konuşuyoruz şimdi. Ya dedi ki bak, o senin idea dediğin şey, o Demirgos dediğin şey ki ben ona mutlak din diyorum. O yani kendisi bir modele baktı bilmem ne falan, irade buyurmadı. Onun o oluşu bir form, kendi antitezini oluşturdu. İşte şimdi asıl diyalektiğe doğru geliyoruz yani. Mutlak din kendi antitezini oluşturdu. Buradan doğa çıktı. Yani doğa mutlak dinin antitezi aslında. Bu anlamda. Ve mutlak dinle doğadan üçüncü sentez oluş bozuluşu oldu. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bakın Platon'un söylediğiyle Hegel'in söylediği arasındaki fark, birinin dileyerek, irade buyurarak, bak siz ona Allah deyin, dileyerek, irade buyurarak dolayısıyla yaratmış olması ya da bir üretim faaliyetine geçmiş olması, tabii ki Platon'da yaratma değil o bu anlamda ama din dilinde öyle. Karışık mı gidiyorum? Hani hepsini aktararak getirmeye çalışıyorum. İrade etmesi Hegel'de tersine de değil, yapı başka. Hayır diyor, bu bir irade, onun bilinçli iradesi değil. Onun o oluşu öbürünü ortaya çıkartıyor diyor. Ha o ben dur zıttımı yaratayım demiyor yani. Dur zıttımı irade buyurayım da demiyor. Onun o olması her şey zıttıyla kaim ya. Diğerini getirir diyor. Buradan doğa çıkar ve çünkü aynı, bak aynı cümle. Platon'da Demirgos niye sudur ediyordu? Gerçekleşmek istiyordu. Aristoteles'te yine böyle değil miydi? Ha, entelekya faaliyeti. Hani tamamlanmak istiyor, mükemmel olmak istiyor, gerçekleşmek istiyor. Şimdi bu istiyor kavramı, kelimesi işte şeyde yok. Platon, Hegel'de yok. Hegel'de o şunu istiyor, bunu istiyor demiyor. Nasıl? Zorunlu olarak zıddını üretiyor. Ve o da doğada gerçekleşiyor. Fakat kendi çelişiğinden gerçekleştiği için, dikkat edin, bir çatışma doğuyor. İşte doğayı bu çatışma besliyor. Oldu mu biraz? Kendi çelişiğiyle sentezleniyor çünkü. Yani kendi paradoksuyla sentezleniyor. Doğa neresi onun görüşüne göre? Ya bu dünya, bu dünya. Sadece bu dünya. Bu dünya. Bak Aristoteles'i de şimdi katmış oluyoruz. Aristoteles'te de böyle yani. Diğerlerinde de zorunluluk. Zorunluluk ya, bu zaten diyalektik. Bunun yöntemi yani. Sadece mesela Platon, Aristoteles, Hegel, üçünü beraber düşünün. Bunlar arasındaki farkı nasıl ortaya koyarız? Platon'la Aristoteles arasındaki fark, biri işte bir yerde yapıyordu, biri oluşun içinde yapıyordu bunu, değil mi? Hegel de oluşun içinde yapıyor. Bu anlamda Aristotelesçi. Ama öbür tarafta Platoncu neden mutlak dinle başlatıyor hikayeyi? Değil mi? İşte o yüzden buna Hegel idealizmi deniyor. Bak idea orada yine Platon'dan gelen bir kavram. Hegelci idealizm. Hegelci diyalektik. Neden? Yani şu anlamda bakın şimdi. Hegelci diyalektiği nasıl yazalım? Ha, oturtmak için. Bu bir diyalektik çünkü çatışmayla doğuyor. Dikkat edin. Bu bir diyalektik çünkü çatışmayla doğuyor. Platon'daki diyalektik değil çünkü çatışmayla doğmuyor. İradeyle doğuyor. Oluyor mu? Hegel'inki diyalektik. Ama Hegel'inki idealist neden?
Çünkü tepede bir mutlak din var. Oldu mu? Yani Hegelci diyalektik, ki bu anlamda modern diyalektiğin kurucusu olarak bilinir. Bak, çatıştığı için diyalektik, yani çatışarak doğduğu için, geliştiği için, kendini tamamladığı için diyalektik, mutlak dinle başladığı için Platoncu. Yani idealist. Oldu mu? Bu kalsın aklınızda ama. Biraz düşünün, bana oldu ya da olmadı deyin. Devam edip etmememiz buna bağlı çünkü. Tamam mı? Çatışarak geliştiği için bir diyalektik. Mutlak tinle, Kant buna gizem diyecek. Bir gizemli bir şeyle başladığı için de Platoncu. Platon'un da demurgosu böyleydi. Tamam mı? Şimdi bunun karşısına, nasıl Platon'un karşısına tüm eserleriyle Aristoteles'i koyuyorsak. Aristoteles bütün varlığını bu anlamda Platon'a borçlu değil mi? Sürekli Platon eleştirisi yapmıyor mu? Ama iyi yapıyor. Bak şimdi Hegel'in tam karşısına Marx'ı koyacağız işte. Ve Marx da bu anlamda Hegel olmadan bir şey ifade etmeyecek. Tamam mı? Şimdi bak, başladığımız yere doğru gelmeye başladık. Bu anlamda işte Hegelci diyalektiğin karşısına Marx'cı diyalektiği koyuyoruz. Şimdi bu ne? Bunun zıttını düşünün şimdi. Tam bunun zıttını düşünün. Adı hala diyalektik olduğu için ikisi burada ortaklaşıyor. Demek ki Marx'ta da bir çatışma var. Yani gelişim bir çatışmayla oluyor. Çünkü diyalektik. Ama başlangıcı mutlak tin olmadığından, başlangıcı madde olduğundan idealist değil. Ya materyalist. Bak şimdi Hegel Platon'a yakın, Marx Aristoteles'e yakın bu anlamda. Ha, bu böyle ifade edilir mi? Bak, bundan emin değilim ama hani uzmanları kızmasın. Ama aşağı yukarı böyle yani. Bir diyalektik olduğu için çatışma, ama maddeyle başladığı için materyalist. Oldu mu? Şimdi Marx diyor ki, Marx tabii Hegel'in ortamında büyüdü. Hegel'in atmosferinde büyüdü. Aristoteles'in Platon'un atmosferinde büyümesi gibi. Marx Hegel'i görmedi. Nasıl o zaman yer gök Platon'sa, hakikaten de Almanya'da aşağı yukarı, tabii Schopenhauer'e şunu bunu yemeyelim ama Hegel tabii bütün ağırlığıyla çökmüştü Avrupa'ya yani. Hani felsefe dünyasına bütün ağırlığıyla çökmüştü. Hegel'in üstünde kim var? Kant var, değil mi? Yani sanki böyle büyük çatı Kant, onun bir altındaki çatı Hegel gibi. Tabii bunlar hep birbirlerini eleştiriyorlar yani. Hani yoksa aynı şeyi söyleyemezler zaten. Hani birinin bir şekilde onun üstüne çıkması lazım zaten, değil mi? Hani hep diyoruz yani, ilim bir öncekini eleştirmeyle mümkün diye. Kant bizzat da üniversitede genç Hegelcilerde. Genç Hegelciler diye bir örgütlenme var Marx. Üniversitede. Marx. Ben Kant mı dedim? Marx üniversitedeyken genç Hegelcilere onlardan takip ediyor. Tata biz zehir gibi de bir zeka yani Marx. Okuyor ediyor falan böyle. O hani o batıdaki Avrupa'nın çöküntüsünü falan artık konuşmaya gerek yok. Yani yıkılıyor ortalık. Çünkü şimdi amacımız o değil yani. Amacımız şunu konuşmak. Ve Marx Hegel'i işte idealist dediği, yani burada ideal hep Platon'dan aklınıza gelmedi yani. İdealizm denildiğinde Platon aklınıza gelmedi. Ya bir şekilde, şu ya da bu şekilde Platon'dan şu oranda, bu oranda pay almış ama sonuçta idealist. Şimdi, ne demek yani? Bir ideaya bağlı en sonunda. Şimdi hep yanlış kullanıyor yalnız. Ya günlük hayatta yanlış demeyelim de, günlük hayatta tabii biz öyle kullanmıyoruz yani. İşte ideallerimiz var bizim filan diye. Felsefede idealist denildiğinde ideaya bağlı. Yani bir ideadan geliyor bunlar. İdeada nasıl bir şey?
İşte düşüncede bulduğumuz bir şey, gerçekliğinden de çok da, hani Aristoteles de diyor ya, arkadaş nasıl bir şey bu senin idea dediğin? Hani ben bir türlü anlayamıyorum bunu falan diyor. Ya hani sürekli konuşuyoruz. Ya anlıyor da, şunu mu diyorsun, bunu mu diyorsun, bunu mu diyorsun, bunu mu diyorsun, hangisini diyorsun falan diyor yani. Marx diyor ki, benim diyalektiğim Hegel'den farklı olduğu gibi bütünüyle ona karşıdır da. Tabii ki öyle. Çünkü tez antitez sentezi aynen Marx da kullanıyor. Ama bunu maddeyle başlatıyor Marx. Ve Hegel'i Engels'e yazdığı mektuplarda böyle mistik, örtük, tuhaf şeylerle konuşmakla suçluyor. Yani ne dediği belli değil diyor. Ya bak bu anlamda hani biz hep okuduğumuz için Aristo, Platon diyorum. Yoksa hiç bunları anmadan da biz bu tartışmayı yürütebiliriz gayet iyi bir şekilde. Ha bizim gündemimiz Aristoteles, Platon olduğundan. Aristoteles de Platon'a bunu diyordu, hatırlıyorsunuz. Ya bir şeyler diyorsun, fena da demiyorsun ama işte çok da kendisini açmayan bir şeyler söylüyorsun. Böyle bir gizemli, mistik falan bir şeyler. Öğrenciler hocalarına diyor. Tabii şimdi Marx, ama Marx ne yaptığının farkında. Ne yapmaya çalıştığının farkında Marx. Marx neyin tarzı? Marx kendisini filozof olarak da görmüyor. Yani çok iyi bir filozof. Ama o meşhur ifadesiyle filozoflar dünyayı yorumladılar. Oysa dünyanın ihtiyaç duyduğu şey yorumlanmak değil, çözülmektir. Sorunlarının çözülmesidir. Yani dönüşümdür diyor. Marx'ı Marx yapan fikir bu. Gerisi hakikaten konuşulabilecek şeyler. Yani temeldeki mesele bu. Bu diyalektik. Materyalist diyalektik. Diyor ki bir çatışmayla evren büyüyor. Ki bak Marx ontoloji tartışmalarında kendisini hani bir şey yapmış bir adam değil. Biliyorsunuz daha ziyade felsefesini toplum üzerine pratik alanda yapan bir adam. Ama Marx bir şeyin farkında. Hep söylemeye çalıştığım eşim bilir bunu. Teoride bir şeyi yakalayamazsak üstü magazin. Üstünde yapamazsınız. Dersin başında onu söylüyordum. O ağacı bir yere dikemezsek. Ağaçtan meyve beklemeyin yani. Sahte sahte bir şeyler duruyor orada. İşte Marx bunun farkında. Ve ben diyor o komünizm. Tabii Marx komünizmin kurucusu falan değil. Ya Marx'tan önce dünya kadar şey var. O Fransa bilmiyorum. Russo'dan beri konuşmak mı lazım bilmiyorum. O burayı aşar. Buranın konusu değil. Ya Proudhon var mesela daha. İşte mülk nedir filan. Bir sürü yazıyor Proudhon. Marx da acayip hayran Proudhon'a. Başlarda sonra çok eleştirecek onu. Marx herkesi eleştiriyor zaten. Yani hiç kimseyi eleştirmediği gibi eleştiriyor. Hani Hegel'in Kant eleştirisi gibi bir şey değil yani Marx'ın Hegel eleştirmesi. Marx yerden yere vuruyor hepsini. Marx komünizmde yani bir çığır açacak yani. Bir şey yepyeni bir şey söyleyecek. O komünizmin içinde yöntem olarak yeni bir şey söyleyecek. Yöntemi değiştirecek yani. Ve bunu yapmasının yegane yolunun metafizik bir tartışmadan geçtiğinin farkında Marx. İşte aradığımız şey bu bizim. Yani iyi bir düşünür bunu yapar. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Bak Marx bana göre, Marx'ın şunu oluşturduktan sonra kapitali yazmasına da gerek olmayabilirdi yani. O pastanın çileği oldu. Ya Marx altta bir şeyi kuruyor. Anlatabiliyor muyum? Adam metafizik tartışmaları, ontoloji tartışmaları, metafizik demeyelim, ontoloji tartışmalarını adam biliyor, çok iyi biliyor. Kimin ne dediğini çok iyi biliyor. Ve şimdi tüm gücüyle, tüm cesaretiyle bütün bunlara karşı bir şey kurmaya yeltenebiliyor. Adamdaki cesareti, bilgiyi, donanımı görebiliyor musunuz? Yorum gücünü görebiliyor musunuz? Bütün bu tartışma Platonlar havalarda uçuşurken Aristotelesler, Kantlar bilmem neler bir dakika diyor bak o değil bu diyor diyebiliyor bunu yani. Bir sürü hata bulunuyor ayrı mesele. Başka başka filozoflar bir sürü ama bu adam bunu yapabiliyor. Benim dediğim bu. Bize böyle bir başlangıç lazım demek istiyorum. Ya o ağacı dikecek yer burası işte yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve Marx dedi ki bir çatışmayla oldu tez antitez sentez. Dediğim gibi bu bir diyalektik konuşması değil. Dersi değil. Böyle bir okuma yapmıyoruz. Ama bu dedi maddeyle oldu. Neymiş bu diyor bu mutlak din filan senin dediğin. Böyle acayip abuk subuk şeyler filan. Ne olduğu belli olmayan şeyler. Bakın dikkat edin. Biz bir Allah bilincine sahibiz.
hem kişisel olarak hem toplumumuz olarak. Mutlak din sanki biz de çok net bir şeymiş gibi anlıyoruz. Böyle bir fikrimiz olmasa maddenin maddeden gelme ihtimali mi daha kolay anlaşılır? Madde üstü mistik bir şeyin gelme olma ihtimali mi? Maddenin, ama bak bize öyle gelmiyor. Yani baksın, çok basitleştirelim dediği şey şu ya, bak görüyor musun dağ taşı? Vardı işte bu diyor ya, bu kadar. Şimdi sen ne diyorsun? Ona göre Hegel ne diyor? Bak Marx'a göre Hegel ne diyor? Yok, bunun üstünde bir güç var. Ya nereden çıkardın sen bunu baba? Anlatabiliyor muyum? Hani niye buraya zorluyorsun ki? Hikaye burada. Kendini de açıklıyor. Bak yine biz bunu Aristoteles'in Platon'a yaptığı bir eleştiride Aristoteles bindiği dalı kesiyor demiştik. Senin ideaların fizik açıklama vermiyor. Bir işe yaramıyor. Nereden çıkardın sen bu ideayı? Hatırlıyorsunuz değil mi ya? Şu hareketi açıklayamıyor. Ama bak benimki açıklıyor. Şimdi Marx'a söyletelim bunu. Sen getirdin bir mutlak din. Mutlak din ne olduğu belli değil. Niye buraya götürüyorsun? Ben maddeyle bunları açıklarım. Ya mutlak dinin sonsuzluğuna inanacaksın, maddenin sonsuzluğuna mı inanmayacaksın? Ne yani? Gerçi böyle bir sonsuzluk tartışmasına girmeyelim ama. Ya maddede neyi eksik buldun da sen gittin madde üstü bir şeye çıktın? Arkadaş bak, metafiziği bitiriyoruz şu anda. Ya da ben bununla neyi açıklayamıyorum da sen bununla onu açıklıyorsun? Ya ben maddenin kendisinde neyi eksik tuttum? Sen beğenmedin, rahatsız oldun. Da sen madde üstü bir şey getirdin, koydun oraya. Ha bunu nereden koydum bu arada? Ben maddeyi nereden koydum? Görüyorum. Ha önümde bak, basıyorum. Sen bunu nereden koydun yani? Hangisi daha zor? Hakikaten hangisi daha zorlama yorum? Madde üstü bir şeyi al, onunla açıkla. Sonra uğraş babam uğraş. Böyle okuyor yani adam. Uğraş babam uğraş, aman çelişmesin, aman şey yapmasın. Ya at gitsin diyor, bu kadar yükün altına niye giriyorsun ki? Madde burada. Doğada işte burada, uzay bilmem ne bak. Ya o yaptıklarını biz burada yapalım. Sonucu da veriyorsa bitti. İşte bu yine fiziğin hakem oluşu bak. Zaten bunun eleştirilisi de buradan geliyor. Niye fizik hakem olsun ki? Deniyor. O da bak başka bir tane. Onu da ancak işte Marx sonrası filozofları konuşarak ancak becerebiliriz onu. Derrida'ları, ne bileyim hani hep söylüyorum, Bergson'lar, Husserl'lar falan, bunlarla yürütebiliriz Heidegger'ler falan. Hani anlayabiliriz en azından diyorum. Ha, kim ne diyor? Kim nerede? Çünkü bunda eksik bulunuyor. Bunda eksik var. O öyle değil, bu böyle filan. Ama başlangıçta Marx'ın gözünde Hegel'in yaptığı şey güzel de bir diyalektik oturtmuş. E bir arkadaş, her şeyi çok güzel yaptın da şunu nereden getirdin sen diyecek. Ha nereden getirdiğini bilmiyor değil. Eleştirmek için bunu söylüyor. Ben bunu maddede yaparım diyor. Ve Marx'ın şimdi söyledikleri, hani Marx çünkü bunu kurduktan sonra uğraşmıyor bununla çok. Ha bu anlamda bizzat yine Marx'ın kurduğu bir şey de değil aslında. Marx iyi toparlıyor bunu. Çünkü o günkü komünist eleştiriler burayı getiriyor. Yani Marx da bunları sıfırdan, ex nihilo diyoruz ya sürekli, hani sıfır yok bunun diye. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Feuerbach sanırım. Mesela Marx'ın çok ciddi hayranı olduğu bir adam. Yapıyor bu işleri mesela. Bu işlere girişiyor yani. Bauer, Proudhon, bunlarla girişiyor. Mesela Proudhon'la bu sefer mülkten önce etkileniyor, sonra bir dakika falan diyor, ayrışıyor. Hani Marx dersine doğru da gitmesin bu iş. Hani Proudhon'un mülküyle, mülk eleştirisiyle Marx'ın mülk eleştirisi arasındaki fark ne? Bakunin'in, bunlar hep arkadaş, Bakunin'in mülk eleştirisiyle işte Marx'ınkinin farkı ne filan. Ama temelde şunu oturttuktan sonra bakın artık bir felsefe var ortada. Bundan sonra mülk şu bu filan konuşulur. Ve buna göre bu sefer şöyle oldu. Madde kendi zıddını zorunlu olarak, zıddıyla var yani. Bak zıddını üretmiyor. O üretim ifadesi Platoncu olabilirdi ancak. Bir irade, bir yaratış var. Yani çünkü zıddı olmasa madde de olmaz. Var ya, potansiyel olarak X, onlar var yani. Ve bunların çatışmasından, bak maddeden söz ediyoruz artık, hiç şey yok. Öyle mistik falan bir şey, mutlak tinler, öznel tinler, şunlar bunlar yok yani. Tamam, madde yani. Aristoteles'in hailesi. Ve bu zıttını barındırmak zorunda içinde. Tekil olmaz çünkü. Ve biz bundan sentezle, yani bunların çatışmasıyla bir oluş bozuluş meydana geliş söz konusu. Ve şimdi Marx bunu alacak, bak.
hepsinde her neye ağzını açıyorsa orada yorumluyor. Diyor ki kainat bunu bu çatışmayla mı geldi? Bak insanlık tarihi de bu çatışmayla geldi. İnsanlık tarihi de işte ezenler ve ezilenlerin tarihidir. Manifestonun en güçlü cümleleri bunlar. Hemen ilk bölümü budur. Avrupa'da bir heyula dolaşıyor diye başlar. Sonra hemen bir iki paragrafın sonunda buraya getirir. Tarih sınıf mücadelesi tarihidir. Her kim ki bunu göremezse tarihi manipülatif görüyor. Yani sanki alternatif bir tarih yaratıyor. Çünkü bunu görmek zorundasın. Bunu göremezsen ana meseleyi görememiş oluyorsun. Ne kadar bilgin olursa olsun, malumat toparlarsan toparla, özü yakalamış olmazsın. Öyleyse insanların çatışmayla geliştiğini de bilirsin. Bak, aynı şekilde geliyor. Yani doğanın çatışması gibi insanlar da, canlılar da yani çatışıyor. Tabii Marx bunu insanlar üzerinden, toplum bilimi üzerinden konuşuyor. Çatışmayla gelirsin. İnsanlar çatışa çatışa gelişir. Ve Marx burada bütün anlam paradigmasını Aristoteles'ten beri gelen anlam paradigmasını tam terse yatırıyor yine bak. Adamın yine cesarete bak. Aristoteles'te bilmek bir şeyin ilkelerini bilmekti değil mi? Hani hep geriye doğru götürmekti. Hep onu geriye doğru. Bu andan önce hangi anda neydi? Şu andan önce hangi anda neydi? Marx diyor ki hayır hiç buna gerek yok. Bir şeyi en iyi bilmenin yolu onun en ilkel noktasına gitmek değil ya onun en son versiyonunu incelemek diyor. Onun evet onu hani bu telefonun mesela şu elimdekinin son versiyonu olduğunu düşünelim işte sen bütün telefonun hikayesini bunda çözersin diyor. Ha değil Nokia'nın o bilmem ne telefonuna Ericsson'un bilmem ne telefonuna gitme bu sana hepsini verir çünkü bu bütün çatışmanın tarihini anlatıyor sana diyor. Okuyucu da terse çeviriyor bak ki bu Heidegger'in yine bir şeyde yaptığı bir yorum. Bir şey nasıl araştırılır nasıl öğrenilir? Kronolojik sıralamayla mı, mantıksal sıralamayla mı? Marx bunu tarih teorisinde anlatıyor. Adam hiçbir şeyi kaçırmıyor ya. Tarih teorisinde diyor ki, bak mantıksal algılama var, öğrenme, mantıksal öğrenme var ve kronolojik öğrenme var. Bak ikisi de olabilir ama mantıksal algılama asıldır. Mantıksal öğrenim asıldır. Ben bunu mantıksal şekilde öğrendikten sonra size istediğim gibi anlatabilirim. İster kronolojik anlatırım, ister belli şeyleri aradan seçerim. Mesela tarih okumalarını böyle yapıyoruz. Ben onu belli bir mantıkta okumuşum. O mantığı size nasıl sunacaksam ona bir şekilde karar verebilirim. Ama Aristoteles'te bu böyle değildi. Aslında Aristoteles'te bu böyle değil de demeyelim de. Aristoteles'te aslında Marx'ın söylediğini söylüyor. Dolayısıyla Marx aslında Aristoteles'in söylediğini. Bak şimdi karışıyor. Aristoteles'te yetkinlik... politikada size söylemiştim. Biz politika okumadık da bir örneğini vermiştim. İnsanın ana doğası yani insanın doğası neresiydi Aristoteles'te? Şehirdi değil mi? Polisti. Zoon politikon o yüzden insan. Niye insanın doğası dağ değil, bayır değil, şehir? Niye polis? Çünkü insan yetkinliğini şehirde ortaya çıkartıyor. Bak geldiği en modern nokta o. Geldiği en modern nokta, tüm yeteneklerini gösterebileceği nokta o. Aristoteles bunu söylüyor aslında. Yani teleolojik işte, teleolojik etken diyor buna. Ağaç dikmekten kasıt ne? Meyvesini yemek değil mi? Bundan dolayı yani biz ağacı amacından, nihai amacından biliyoruz. Aslında o da Marx'ın söylediğini söylüyor. Daha doğrusu Marx Aristoteles'in söylediğini söylüyor burada yine. Amacından biliyoruz. Yani o kemale erecek, entelekya faaliyeti olacak, mükemmel olacak. Ondan sonra biz onun aslında neleri içinde barındırdığını bilecekmişiz. Marx zaten anatomiyi bilip hücreyi bilmek gerekiyor diyor ya. İşte aynı şey abi bak. Bütünün, bütünde amaç saklıdır. Parçada amaç saklı değildir. Aristoteles'in cümleleri bunlar. Bütünün nihai noktasını bilirsen o zaman parçaların amacını da bilirsin. Tamam mı? Şimdi Marx bunu yapıyor. Diyor ki öyleyse insanları, insanlık tarihini, toplumu bilmek için bak şimdi bunu Marx bu şekilde söylemiyor olabilir. Yani bu cümle bana ait olabilir. Emin değilim. Belki de o hakikaten böyle söylüyordur ama bunu o diyor yani. Marx'ın derdi toplum değil mi? Başka bir şey değil yani. Marx şunlara falan aslında yani Kantçı anlamda bir böyle şey yapmak için, düşünce üretmek için yapmıyor bunları. Marx sonuç istiyor. Filozoflar yorumluyorlar. Ben yorumlama derdinde değilim diyor. Ben sonuç istiyorum diyor. Dönüştüreceğim dünyayı diyor.
Amacı bu. Toplumla o işçi sınıfının ezilmesi falan filan, o korkunç manzaraların lağv edilmesi değil mi? Marx diyor ki bak, bunları topladıktan sonra bak, senin insanlığı sen anlamak istiyorsan, dolayısıyla ona doğru reçeteyi vermek istiyorsan iki şey yöntemin var senin. Birincisi, bunun diyalektik materyalist olduğunu bileceksin. Yani çatışa çatışa geldiğini bileceksin. Ve bu çatışmanın hikayesini bilmek için de kendini en eskilere götürmene gerek yok. Rousseau gibi, eşitsizliğin kaynağında Rousseau'nun yaptığı gibi. Ya en modern halini al, çatışmayı içine sok, o sana diyor ilacı verir, reçeteyi verir. Anlatabildim mi? İnsanı en iyi, en modern halini anlayacaksın. Bak şimdi diyor, ben onu ileri götüreceğim. Ha, buradan daha ileri götüreceğim. İşte Marx'ın yine bir başka cesareti bak. Kaç kişi geleceğe dair tahminde bulunabiliyor? Marx yapıyor. Bak, cesaretini görüyor musunuz? Herkes geçmişi yorumlar. Kaç kişi geleceği? Marx diyor ki, ben insanın şimdi ve burada deniyor yani, şimdikini bir analiz edeyim ve bunu biraz daha ileri götüreyim. Bak sana diyor, şimdi ilkel komünizmi bulacağım. Bu diyor böyle olacak, yabancılaşılacak, bilmem ne olacak. Emek iyice sömürülecek. Yine manifestonun hemen şey cümlesi, burjuva kendi mezar kazıcılarını üretiyor. Ve burjuva bunun farkında değil. Ne yapıyor? Hemen zihinde daha ileri götürüyor. Bak, insanı anlamak için. Daha geriye götürmüyor Marx. Daha ileri götürüyor. Zihninde. Şu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak ve işçi bilinçlenecek. İşçinin bilinçlenmesi neye bağlı? Daha çok ezilmesine bağlı. Ve daha çok ezecek diyor burjuva. Ve ondan sonra ileri taşıdıktan sonra geleceği noktayı görüp oradan bak şimdi deyip ilkel komünizme kadar varıyor orada. Yine bir çatışma. Tamam mı? Şimdi artık bitiriyorum. 10 dakikaya bitiririm inşallah. Marx'ın bütün bu söylediği şeyler toplum bilimi üzerine. Toplum bilimi dediğimiz şey laboratuvara girmez. Gerçek manada bir delili yoktur yani. Değil mi? Hiçbir toplum bilimcinin, hiçbirinin de tarihin, bunlar yorumdur çünkü. Weber. Gerçek manada bir delili yok. Marx bundan emin. Çünkü altta bunun gerçek olduğunu düşünüyor. Bunun gerçekliğini toplumda uyguluyor ama toplumda uyguladığı şey, yani alan olarak onun toplum olması, laboratuvara girecek sonuçlar vermiyor. İşte Marx bunları düşünürken hiç tanımadığı bir adam İngiltere'de Charles Darwin türlerin kökenini yazıyor. Aynı yöntemi kullanıyor işte. Darwin diyor ki, bakın şimdi çatışma ve maddeye, bütün türler diyor ortak bir atadan geldi. Ya hep gel bak. Bunu işin içine sokmuyor yine. Demurgos'tu, tindi, Allah'tı, şu bunu sokmuyor. Hep diyor vardı. Bak, madde hep vardı işte. Bu da diyor hep vardı. Ve kategorik olarak üste doğru hep bir ortak ata vardı. Bak, materyalist kısmını tuttu mu? Tuttu. Hep var. Bunu bir çokluktan tekliğe doğru götürdüğü için epistemeyi kuruyor mu? Episteme tartışmasına girmiyoruz bir daha, değil mi? Bir çokluk teklik arasında bağıntı olacak ki episteme olsun. Hepsini götürdü bir işte su canlısı ya da neyse, oraya getirdi. Epistemeyi kurdu mu? Kurdu. Bunda da bir problem yok. Bilimsel gidiyoruz şu anda yani. Çatışma nerede? Darwin'in teorisinde çatışma nerede? Doğada değil mi? Doğal seleksiyonda. Kim genini aktarıyor? Darwin aynen şunu söylüyor. Malthus'un söylediğini söylüyor. Malthus diyor ki, doğa diyor aritmetik büyür. Yani 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16 olur. Canlılar geometrik büyür. 1, 2, 2, 4, 4, 16, 16, 256 olur. Birinde 16'ya geldik, birinde 256'ya geldik. Öyleyse Malthus'un teorisi nedir? Gıdalar yetmez. Yetmez. İnsanlar açlıktan ölür. Bütün canlılar. Yetmez. Aynısını Darwin diyor ki, yaşam alanı az, canlılar geometrik büyüyor, dolayısıyla doğayla çarpışacaklar. Bak, çatışmaya geldik, yakaladık çatışma işini. Çarpışacaklar, çatışacaklar ve yetenekli olan kalacak. Doğa diğerlerini eleyecek. Doğal seleksiyon. Marx'a, Darwin'e bir de adaptasyon lazımdı. Onu da Lamarck verdi zaten.
Marx, Darwin'den hemen önce. Lamarck'ın da adaptasyonu vardı. Adapte oluyoruz filan. Ve onu da aldı. Malthus'u da aldı. Çatıştırdı. Neyi? Canlı ile doğayı çatıştırdı. Ya hikaye zaten bu. Diyalektikteki hikaye bu zaten. İkisini çatıştırınca kalan dölünü aktarabildi. Genini aktarabildi. Ve öğrenilmiş filan sonradan eklenilen şeyler de oldu. Ve şimdi açıklıyor. Adam. İçinde bir takım hatalar da buluyorlar tabii. Ben anladığım bir şey de değil yani. Ben konunun kuramıyla ilgileniyorum. Başlangıcında zaten çok büyük şey var. Problem var. Aynı mesele. Önemli değil o. Tabii tabii. Yani önemli değil. Şimdi onu söylemek üzereyim. Bu teori bir teori. Kanun değil. Yere çekim gibi, suyun kaldırması gibi. Kanun değil. Kanunla teori arasındaki fark konuştuk. Neydir? Biliyorsunuz da zaten. İspatlanabilir. Delillenebilir. Oradan bir şeyler de üretebilirsiniz. Teori ispatlanamıyor. E niye bu kadar ciddiye alıyoruz teoriyi öyleyse? Aksi de ispatlanamıyor. Yanlışlanamıyor. Ve vakayı açıklıyor. Evrim vakayı açıklıyor. Evrim niye bilim değil? İki sebepten. Başlangıcı bilemiyor. Ve geleceğe atış tahmin yapamıyor. Ama bilimsel. Bak evrim bir kanun değil bu ikisinden dolayı ama episteme'yi kurduğundan ve aksi ispatlanamadığından ve doğayı neredeyse mükemmelen açıkladığından evrim kesin bir biçimde bilimsel, evrim eşittir bilimdir. Şimdi bakın Darwin bunu doğada yaptı. Hayvanlardan örnek vermeye başladı mı? İşte türlerin kökenini Marx okuduğunda işte diyor bu iş bitti. Ben bunu söylüyordum diyor. Ama ben nerede yaptım bunu? Toplum biliminde ispatlanamayacak bir şeyde yaptım. Darwin bunu nerede yaptı? Organik doğada yaptı. Ispatladı adam. Bitti diyor işte. Bu andan sonra metafizik konuşmaya gerek yok artık. Ben zaten bunu biliyordum da. Darwin bunu bilimsel bir zemine döktü. O gün bugün de kimse bir şey demiyor. İşte hemen Engels'e büyük bir heyecanla mektubunda şunu diyor. Bu iş bitti diyor. İspatlandık. Tarih bize doğru akacak artık diyor. Ha bugün anlasınlar yarın anlasınlar ama tarih bize akacak diyor. Hani şey gibi yani. 2 kere 2 4. Böyle görüyorlar meseleyi. Şimdi kim 5 diyebilir 3 diyebilir? Biz diyor bunu zaten ima ediyorduk. Adam bunu ispatladı. Bitti. İşte hemen mektup yazıyor Darwin'e. Kapital'in ilk cildini yazmış. Darwin'e ithaf etmek istiyor bak. Darwin ki bak Marx hakikaten eleştirmediği bir adam yani. Ben hiç başka bilmiyorum. Herkese acayip sert eleştirir Marx. Darwin diyor ki ya ben anlamam. O kapitali böyle bir ekonomi kitabı gibi. Gerçi üzerinde bazı efsaneler de var da. Ekonomi kitabı gibi düşünüyor. Hani sanki Darwin mevzuyu anlamamış gibi görünüyor yani. Yaşlıyım diyor çünkü. Yani inceleyemem. Tahsis etmesini istiyor. Aslında Marx gönderiyor kitabı. Tahsis et filan diyor. Büyük ihtimalle o da ya yaşlıyım ben hani bunları artık yapamam filan diyor. Bir de kitap böyle bir kitap yani şey kapital. Nasıl? Bilerek kaçırmış da olabilir. Ya büyük ihtimalle verdiği kitap hiç açılmamış da. Eskiden o kitaplar basılırken böyle basılmazmış. Bu köşelerinden bitişik basılırmış. Açan o ilk okuyan bildiğim kadarıyla Marx'ın şeye gönderdiği Darwin'e aynen duruyor. Adam hiç açmamış da kitabı yani. Adam bir nazik bir mektup yazıyor. İşte çok adınızı duydum falan filan. Çok metiyeler düzdüler senin için filan ama ben yaşlıyım diyor. Şimdi şöyle görünüyor yani. Sanki Darwin Marx'ın imasını anlamamış. Marx şunu demek istiyor. Biz senle öyle bir teori oturttuk ki biz yeni bir dünya yaratıyoruz şu anda diyor yani. İşte o yüzden Marx'ın ölümünde, mezarında Engels bu yakın dostu gerçekten ama hani Allah herkese Engels gibi bir dost nasip etsin yani. Marx'ı birçok farklı şekilde anlatabilecekken Darwin'in yaptığını toplumda yapmıştır diyerek yani ne yapmış oluyor böylece Marx'ı? Ya kaçınılmaz bir şekilde geleceksiniz Marx'a, komünizme diyor. Şimdi biz burada bir komünist okuması da yapmadık. Yani Marx'ın olayı ne aslında? Hani işte diğerlerinden farkı ne, komünizm ne? Bu da değil. Benim amacım işte Engels'in Marx öldükten sonra bir arkadaşına yazdığı mektupta bundan böyle metafizik yok ve bitecek bu iş. Her kim metafizikten bahsediyorsa. Bakın onların derdi din değil ha.
Bunu yok ediyorlar. O kadar Hegel'den nefret ediyorlar ki, Hegel'in yanlış konuştuğuna inanıyorlar ki, idealizm bitti demeye getiriyor Engels. Metafizik bitti diye. Ama zaten haklı da yani bu konuda. Çünkü din bir mefhum olarak da yine metafizik alanda. Biz diyor, bunu bitirdik. Bunu Marx'a söyleyerek, Marx'a atfederek. Çünkü Engels hep Marx'ın hakkını teslim etmiştir yani. Böylece Engels'in gözünde bu iş bitiyor. Artık metafiziğin yerine ne var? Diyalektik var. Tarihte diyalektik var. Marx yine bunu koyuyor. Tarihsel diyalektik. Yine Marx yazdı bunu. Tarihte diyalektik var. İşte şimdi bu anlamda metafiziğin yerini biyoloji ve tarih aldı. Yani fizik ve tarih aldı. Yani buradaki diyalektik aldı. Şimdi bakın, dünya bunun üzerine bilim yapıyor. BBC'de izlediğiniz tüm belgeseller, şurada burada National'da izlediğiniz tüm belgeseller bunun üzerine. Sen tartış, tartışma, onu bilmiyorum ama tüm belgeseller bunun üzerine. Bu adam bu ışığı bununla üretiyor. Uçağı bununla üretiyor. Bilimi bununla yapıyor. Tamam mı? Ve bu kökeni kuruttu. Senin toprağını çöl yaptı. Şimdi sen o toprağa ağaç dikme peşindesin. Gittin ağacı da 1400 yıl önceden aldın. Tamam mı? Güzel meyve veriyordu o ağaç. Getiriyorsun, şimdi çöle dikiyorsun. Şimdi bu toprağı sulamak gerekiyor. Ya da o ağacı bırakmak gerekiyor. Başka bir seçeneğiniz yok yani. Ve bu da bu tartışmada olacak. Bu diyalektik metafizik tartışmasındaki gerilimden olacak yani. Ha peki bu Marx'ta kaldı mı hakikaten? Bu Marx'çı diyalektik, materyalist diyalektik burada kaldı mı? Kalmadı. Mesela Heidegger alaşağı etti onu. Şüpheciler bir sürü şey söyledi. Fenomenoloji bir sürü şey söyledi. Ama bizim haberimiz yok bundan. Dolayısıyla ben gelip de bu konuşmanın sonunda diyalektik 1-0 önde diyeyim şimdilik ama kazandı demiyorum. Ha bunu böyle bir rekabet halinde de okumamamız gerekir. Öyle ilim de olmaz. Ama durumu belirginleştireyim istedim. Tartışmanın kökeninde ne var bunu göstereyim istedim. Ben umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Şimdilik konuşacaklarımız bu. Bu kadar. Bitti. Ama sadece bunu konuşacağız. Başka bir şey konuşmuyoruz. Haftaya, sonraki hafta, sonraki hafta. Yani hep bunu konuşuyoruz. Bu bitmeyecek yani. Biz ya da başkaları. Bunu kıyamete kadar götürecek. Nasıl biliyoruz? Ne var? Nasıl oldu? Hikaye nasıl seyrediyor? Gelişme nasıl mümkün? Bu konuşulacak yani, başka bir şey yok. Her şey bu sorulara bağlı, bu konuşmalara bağlı. Ama bugün itibariyle evet, diyalektik 1-0 önde. Bu tabii bizim, yani bizim gözümüzde iyimser bir bakışla böyle. Diğerlerine göre bitti zaten. O yüzden Payet'in ifadesini söyledim. Yani sadece insanlar bu saatten sonra dinin yavaş acılı ölümünü izleyecek diyor yani. Sadece bu olacak diyor. Aksi mümkün değil. Çünkü Darwin'in bu şekilde bu işi bitirdiğine inanıyorlar yani. Bu bitti diyor. Şimdi sen getiriyorsun aslında Kur'an'da da diyorsun Darwin. Lan nereye var? Adam diyalektik üzerinden yürütüyor bunu. Ya ne kadar sığ götürüyoruz işi, anlıyor musunuz? Hani Darwin şu değil çünkü. Bak biz komünizmden, manifestodan bahsetmedik bugün. Darwin'in de bu işi nasıl açıkladığından bahsetmedik. Altındaki ana metabolizmayı konuşuyoruz. Dolayısıyla hani mesela Kur'an'da Darwin var. Yani Darwin değil tabii, evrim var. Dediğinizde Kur'an'da diyalektik var demiş oluyorsunuz. Kur'an'da diyalektik varsa Allah nerede arkadaş? Ya bana adam bunun mevzunun farkında değil görünüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ha bak dikkat edin. Evrim Darwinci anlamda değil. Hani bir evrim konuşması yapmadığım için oraya getirmek istemiyorum ama belki de eksik kalırdı. Evrim Darwinci anlamda değilse İbn Haldun da evrimci.
insanın maymundan geldiğini söylüyor. Açık bir şekilde. Hatta kendi döneminde çağdaşı olan bir mütefekkirden örnek veriyor, aklımda değil ismi. O fil dedi diyor, fil yanlıştır diyor. Onlar gelişmeyi sadece cüssede buldu. Doğrudur, cüsseyle gelişme paraleldir. Fakat tek gelişme kıstası cüsse değildir. Maymundur diyor. En ilkel hayvan da salyangozdur diyor. Salyangoz da sarmaşıktan evrilmiştir diyor. İbni Haldun mukaddimede. İbni Miskevey, cahız. Cahız 800 ya. Miladi 800 cahız. Bak bunların hepsi Darwinci anlamda değil ama evrimci. Canlılar arasında bir episteme kuruyorlar. Ve birinden, yani bir türden diğer türe geçiş. Yani evrim eğer türlerin geçişi ise, hani sadece bu kadarını konuşacaksak, bunlar evrimci. Ve bu anlamda Kur'an evrimci olur olmaz bilmiyorum ama Darwin'in noktayı koyduğu evrim diyalektik üzerine, materyalist diyalektik üzerine kurulmuş bir evrim ve bu olmaz yani. İncil'de de olamaz bu, Tevrat'ta da olamaz yani. Onu oraya getirme hiç. Hiç getirme yani. Özür dilerim, sözünü unutma abi. Şu cümleyle bitireyim. Şimdi metafizik tartışmanın ne kadar önemli olduğu zannediyorum daha bir açığa çıkmıştır yani. Daha bir görülüyordur. Sonuç Darwin'in ne dediği değil yani. Bizim maymundan gelmiş olmamız değil. Penguenin evrimini tamamlayıp tamamlamaması değil sonuç. Bizi niye rahatsız etsin canım maymundan gelip gelmemiş olmak yani. Bunu diyalektikle yürütmüş olması. Buyur abi. Şu anki yaptığımız şey sonuca bakarak bunu yapmamız. Oysa arkasında onu o yapan şeyin ne olduğunu bilmezsek her zaman için... İşte o yüzden diyorum bizim hocalardan kaçın. Kaçın yani. Hiç dinlemeyin yani. Ya bu oraya okudan YouTube paralel mi derse? Keşke çok ara vermeden hemen arkasına hayra gelin de... Hadi hemen başlayalım. Ve hayra geldi diyor ki... diye. Yoruldum da. Olmaz. Ya benim yöntemimde olmaz. Ben fizika okurken sıkılıyorsunuz. Sorularıma cevap vermiyorsunuz. Yani bu benim size bir isyanımdı bu ders. Açık söyleyeyim yani. Ya hiç böyle bir şeyde konuşmaya gelmedim açıkçası. Yani en son eşim biz bir Marx izledik dedi. Bambaşka şeylerden de bahsedebilirdik. Olmaz. Neyi anladın da? Hemen ne çabuk anladın sen sentetik a priori'ye yani? Ya bu Aristoteles'le mümkün. Platon'la mümkün. Sonra yavaş yavaş getireceğiz işte. Amacımız zaten bunları konuşmak. Biz antik Yunan konuşup da işi bitirme derdinde değiliz ki. Bu sene kurtulamadık işte. Bak bir arkadaşım yazmış. Evrim teorisine inanmak zındıklıkla şirktir diye tesadüf. Şimdi bu anlamda doğru tabii. O muhtemelen bizim dediğimizi kastetmiyor. O maymunu falan kastediyor ama. Ben bir şey yazmıştım evrimle ilgili ona da dün. Eyvallah. Ha şimdi acaba Heidegger ne diyordu? Hasıl ne diyordu filan? Ya olmaz ki. Biz meselenin ekini kökünü konuşmadık daha. Ama işte böyle konuşunca zevkli oluyor değil mi? Anlıyorsun, ediyorsun, güncel filan. Ama bunlar eğer şu eleştirdiğim adamlardan olmayacaksak bununla mümkün. Abicim başka bir şeyle mümkün değil yani. Ya bunu okuyacağız. Bu iğrenç cümleleri okuyacağız. Yapacak bir şey yok yani. Ki o zaman biz bu diyalektik, materyalizm, ne bileyim işte fenomenoloji, işte T'nin fenomenolojisi, bilmem ne sızırtı. Ya başka nasıl konuşacağız ya? Yoksa şu olur işte ya, evrim konuşması yapalım. Bak ben cuma dersinde evrim konuşması yapsam bunları anlatacak değilim ya. Derim ki ya İbn-i Miskevek şöyle diyor. İbn-i Haldun da böyle diyor. Bu arada işte antik Yunan'da da var. İşte onlar şunu şunu söylüyor. Hatta Hint'te, İran Pers kültüründe de var filan. İşte en son Malthus, Lamarck filan, Mendel, Bezelyeler, şu bu filan. Bir şeyler anlatırız yani. Ama benim bu dersten beklediğim şey bu da değil valla. Harbiden bu da değil yani. Bunun da detayına inme. Yani Hegel'in büyük mantığını okumak mesela. Çünkü Hegel orada kuruyor bu işi. Aristoteles'in mesela. Ha ben bugün mesela yine bu tartışmadan tamamen bağımsız okuduğumuz, şimdi okuyacağımız bir şeyde, bölümde ne ki belirlemeler kendinde ve ikinci kitaba başlıyorduk. Bak şimdi öyleyse okudunuz mu bilmiyorum. 210B'yi okuyorum, sayfa 145.
Öyleyse fıçı kendi içinde olmayacaktır, şarap da, ama şarap fıçısı kendi içinde olacaktır. Çünkü içinde olan nesne ile içine alan nesne aynı bütünün parçaları. Şimdi ben buraya bir not yazmışım. Kant anlatacaktım burada. Kant'ın Aristoteles eleştirisini bizzat, hatta isim de vererek, Aristoteles burada öyle bir hata yapıyor ki deyip yine Kant Aristoteles eleştirisine girecektim. Şu cümleden, bu fıçı ve şarap örneğinden. Yani yine bunun içinden bu 20. 21. yüzyıl tartışmalarına getirene kadar. Evet tabii eşim, yani sen haklısın. Ya sen öyle bir yerde bıraktın ki arkadaş. Şimdi bu burada kaldı mı hala, yoksa birileri bir şey dedi mi? Hem ekleme adına, daha da geliştirme adına. Çünkü daha geliştirenler oldu bunu. Ve bunu eleştirme adına, zayıflatanlar adına. Bunlar da oldu. Böyle kaldı. Ama benim zaten amacım diyalektik anlatmak değildi buraya gelirken. Metafizik anlatmak değildi yani. Daha doğrusu metafizik diyalektik tartışmasının gerilimini anlatmak değildi. Ben fizika okumaya gelmiştim. Ama demek ki arada bir bunu hatırlatmak gerekiyor. Bakın neden bunu okuyoruz deyip şöyle 2-3 ayda bir güncel ders yapmak gerekiyor. Hani tekrar zihinleri tazelemek için. Ya biz bunları böyle laf olsun diye de okumuyoruz gerçekten filan demek için. Ama bunları yürütebilmemizin... Çok da yoruldum hakikaten, bitireyim böylece. Bunları yürütebilmemiz için sizin bu kitabı bak okumuş olmanız lazım. Ve anlamış olmanız lazım. Anlamadığınız yerleri de burada beraber kaşıyor olmamız lazım. Ama ben her defasında kitabı ben ilk defa burada okuyormuşuz gibi hissediyorum. Bu da sizin okumamanızdan gelmiyor. Bu sizin hani ben ne okuyorum şu anda ve ne okumuyorum şu anda diye ben size bunu geçen sene söylemiştim. Sürekli kendinize sormamanızın sonucu. Hep sormalısınız demiştim. Hep. Hatta hatırlıyor musun Rukiye? Bak Platon diyaloglarında Sokratik yöntemi, hani böyle uzun uzadıya gidiyor ya diyalog. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hep şu an neredeyiz? Şu an tartışma ne? Diye durup soruyordum, hatırlıyor musunuz? Ve bunu okurken sorun kendinize diyordum. Olmaz öbür türlü yani. Çünkü bu yorumlar bundan sonra, şu derste yaptığımız yorumlar bundan sonra hakikaten ince, yani inceliyor iş. Delik iyice inceliyor. Görebilmemiz de zorlaşıyor. O yüzden hem bu soyutlama yeteneğini artık yavaş yavaş alışık olmamız lazım. Hem kavramlara alışık olmamız lazım. Üçüncüsü, adamların mantığına alışık olmamız lazım. Aristoteles şöyle düşünür arkadaş. Hegel genelde şunu yapmaya çalışıyor arkadaş. Marx'ın ana meselesi bu arkadaş. Kant da işte şunu bozup bunu yapıyor. Bu bütün hikaye bu aslında. Gibi böyle konsantre fikirler edinebilmiş olmamız lazım. Yani kendi kendimize. Bundan öte ya bizim hocaların yapacağı bir şey yok. Yani bu kadar umutsuz konuştuğum için de ya hep bir umut vermek lazım insanlara. Yani ben bunu öğreniyorum yaşım ilerledikçe. Hiç umutsuz bırakmamak lazım. Ama benim bir umudum yok ya. Peki. İyi akşamlar. İyi bakın kendinize. Varsa sorunuz alabilirim. Soru soracak durumda değil. Genelde öyle olur. En azından diyalek, yani Engels metafizik bitti, diyalektik var artık dediğinde anlaşılıyor değil mi? Şu an ne dediği adamın? Çok aydınlatıcı. İnşallah. Ağzınız. Eyvallah.